aydır kayıp olan 15 yaşındaki Sıla Aytekin'i kimler nerede saklıyor? Dün gece attı. Ben daha önce mesaj atmıştım. Hani Sıla ablacığım neredesin? Seni arıyoruz diye. İşte cevap attı. Bir haftaya geleceğim dedi. Neredesin dedim. Aydın'dayım dedi. Kim yalan söylüyor? Naci Genç mi? Yoksa Kadir'in öz annesi olduğu iddia edilen Fadime mi? Naci başkasıyla yasak ilişki yaşıyor. Çocuğu yurda alıyorlar. Benim yani gelip Fadime'yle Fadime'nin eşine yalvarıyorlar. Benim çocuğumu çıkarın yurttan diye. Yani, o şekilde Fadime'yle eşi de alıyor. Mehmet Sıddık 4 yıldır haber alamadığı oğlunun bulunması ve kaçan eşinin sonradan doğurup nüfusa kaydettirdiği 4 çocuğu kütüğünden sildirmek için programımıza başvurdu. Medine'ye ulaştık ama Kemal'in bir apartmana terk edildiği ortaya çıktı. Ekibimiz 6 yaşındaki Kemal'in izini sürmeye başladı. Ben kimseye vermedim, kimseden para almadım, bir apartmanına bıraktım. Benim sorumsuzluğum nerede oldu, gidip bakmamam oldu. Apartmana terk edilen çocuk Kemal mi? Aynı tarihlerde Ankara'da semt olarak aynı yerde bir erkek bebek bulunuyor. Fakat onların tarifiyle üzerindeki kıyafetler birbirine uymuyor. Acaba başka bir çocuk daha bırakıldı ve tesadüf bu ya, o çocuktan mı bahsediyoruz? Yoksa Medine'nin bıraktığı Kemal'den mi bahsediyoruz? Küçük çocuk evlatlık mı verildi? Yuvaya bırakıldıysa birisine verildi. Her neyse bilmiyorum şu anda. Afaki konuşmayayım. Sen çocuğunu istiyor musun? İstiyorum efendim, ben istemez olur muyum ya? 4 yıldır beni mağdur etmiş bu kadın öyle. Ben nasıl istemeyim çocuğumu? Neler çektik biz 4 yıl boyunca ya? Ne bir iş düzenim oldu, ne bir şey oldu. Mehmet Sıddık oğluna kavuşabilecek mi? Biraz daha. Efendim merhabalar sevgili Star izleyicileri. Haftanın bu ilk gününde sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Umarım hafta sonunuz güzel geçmiştir. Yeni başlayan haftada da her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle saygıyla açtığımız bu programda sizler de sevgi görün, saygı görün efendim. İnşallah sevdikleriniz yanınızda olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Gerçeğin peşinde başlıyor. Ve hemen tabii ki uzmanlarımızla başlayalım. Adli tıp uzmanımız Sayın Taner Güven hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş İyi haftalar olsun. Size de çok teşekkür ederim. Hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi haftalar diliyorum. Polis eğitmeni ve güvenlik uzmanımız Murat Aydın da bu hafta süresince yine bütün olayların içinde olacak. Efendim hoş geldiniz. İyi hep herkese iyi bir hafta diliyorum. Sevgili konuklarım sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim tabii ki herkes Medine konusunu, Kemal konusunu merak ediyor. Çünkü cuma günü, haftanın son günü onunla ilgili en azından umut verici gelişmelere ulaşmıştık. Bir apartman vardı ve o apartmanın sakinleri o dönemde bulunan ve aynı yaşlardaki bir çocuktan bahsetmişlerdi. Tabii ki bazı uymayan şeyler vardı Medine'nin tarifleriyle ama dediğim gibi kaç kişi o dönemde Keçiören'de bir apartmana çocuk bırakmış olabilir ki? Kemal'in akıbetini, izini sürüyoruz efendim. Bu arada hemen ben konuya Naci ile başlamak istiyorum. Naci Genç bir hata yaptı. Bu hatasının bedelini de maalesef 7 yıldır evladıyla sınanarak ödüyor. Çünkü bekar olduğu, 28 yaşında olduğu dönemde babasının da arkadaşı olan, şu an 85 yaşında olan Selahattin Bey'in nikahlı karısıyla, ki o dönem Fadime 39 yaşındaymış, onunla bir yasak ilişki yaşanıyor ve bu ilişkiden bir erkek çocuk dünyaya geliyor 2013 yılında. Bu çocuğa Kadir Can adı veriliyor ama ne yazık ki soyadını taşımıyor Naci Bey'in. Çünkü Fadime o dönemde nikahlı kocası olan Selahattin Altıntaş'ın üzerine yazdırıyor. İşte bütün hikaye de o zaman başlıyor. Çünkü şu anda Naci Bey'in hiçbir şekilde hukuki olarak hakları yok. Bu haklarının peşinde aslında baktığınızda Naci Bey o gün biliyorsunuz
Fadime'nin bazı yakınları bağlandı. En son söylediği iddia, ben şok oldum. Herhalde herkes de şok oldu. Çünkü dedi ki o çocuk evet Naci Bey'in ama Fadime'den değil. Fadime'nin başka bir ilişkisi, Naci'nin başka bir ilişkisi vardı. Kocasına da ilk dönem öyle demişti zaten Fadime. Sana acıdıkları için ve o kadın ortada olmadığı için çocuğu ben kocamın üzerine yazdırdım diye bir iddiayla geldiler. Kendisi değil ama yakını. Bize lütfen doğruları söyle. Bu çocuk Fadime'nin çocuğu mu? Evet. Hani olmaya da bilir çünkü böyle bir iddia var. Bu iddiayı evet. da konuşmak zorundayız. Evet, Fadime'nin çocuğu. O dönemde peki Fadime'nin iddia ettiği gibi ya da yakınının iddia ettiği gibi başka bir kadın girdi mi hayatına? Hayır. Duygusal anlamda. Hayır. Bu kadar gerçek olduğunu biliyorum. Çünkü hastane doğum belgesi var. Onun nüfus dairesine teslim etmeden çocuk yazdıramıyorsun zaten. Peki o hastane gününü tekrar anlat ki bize o iddiayı çürütebilelim. Çünkü senin ilk buraya geldiğinde Naci Bey evet. iddian şuydu. Beraber gittik hastaneye. Evet. Ben evet, saklandım. Serhaba. Kocası onun tiroidten bir operasyon geçireceğini evet. zannediyor. Orayı bir anlat tekrar. Evet. Çünkü seyircilerimiz de ya Fadime'nin değilse niye üstüne gidiyorsunuz diye düşünebilir. Biz de öyle düşünüyoruz. Anlat bir daha. Kendisi doğum gününü sana nasıl haber verdi filan? Ya ben evde işten gelmiştim. Sabah gece vardiyasına çıktım. İşten geldim. Dedi ben rahatsızım. Dedi, hastaneye gideceğim dedi. Sebep ne dedim? Böyle ikine böyle dedi. Tamam dedim. Gittiler. Kendisi özel bir hastanede doğum testi yapıldı. Her şeysi yapıldı. Doğuma girdi. Ben dışarıda, eşi içeride, tiroidlerim azdı diyerekten gitmiş zaten ondan sonra mı? Orada doğumunu yaptı, çocuğunu bana teslim etti. Çocuğu 15-20 gün ben beklettiler. Hiç ben... emzirmedi. Hayır, kesinlikle. Ondan sonra 15-20 gün bende kaldı, komşular şikayet etti, yetiştirme yurdunu aldılar. Daha bir aylık bile olmamıştı. Olmamıştı. Demek. Ondan sonra mı? Altını, bezini ben değiştiriyordum zaten. Mamasını falan ben yediriyordum. Gündüz işteydim. Komşum bakıyordu. Gece gelince ben alıyordum akşam. Ondan sonra mı? Şikayet edince yuvaya alındı. Yuvaya alınca zaten ben hiç resmi olarak hiçbir şey yapamıyorum. Dedi gidelim dedim. Bakalım dedim ne yapmışlar ne etmişler diye. Gittik gördük yuvada. Ondan sonra mı? 1,5 sene yuvada kaldı. O sırada doğumdan ne kadar sonra kimlik çıkarıldı çocuğa? Yuvaya alındığı günün ertesi günü. Yani bir gün sonra. 2 haftalık filan kendi. Evet. Ondan sonra gitti kimliğini çıkarttı. Soyadını verdi. Ondan sonra mı yuvaya gittik. Yuvada gördük. O tabii ki önceliğinde olduğu için o gördü. Biz de rica inenme şeyle biz de gördük. Yakınıymış gibi. Evet ondan sonra mı daha görme şansım ayda bir sefer görebiliyordum. Sonra zaman geçtikçe haftada görmeye başladım. Bir daha zaman geçince ay yani hafta sonları alıp dışarıda gezdirebiliyordum, götürebiliyordum evime. Ondan sonra mı yetiştirme yurdum müdürü telefon etti. Dedi gel dedi böyle yine böyle dedi. Annesini alsın gelsin gel dedi. Evrakları imzalasın çocuğu verelim dedi. Gittik evrakları imzaladı çocuğu aldım. O günden bugüne kadar ben bakıyorum. Hastane masraflarını kim ödedi? Hastane masraflarının yarısını ödedi yarısını ben ödedim. Fatura kimin adına kesildi? Fatura kesilmedi. Peki... anne olduğu için tabii sen yuvaya gitseydin ya da yuvadan seni aramazlardı çocuğu gel al diye. Çünkü senin üzerine kayıtlı değildi. Anne olduğu için o inisiyatif kullandı. Gitti evet. imza verdi. Evet. Ama bu arada kocası henüz nikahlı kocası Selahattin Bey üzerine bir çocuk yapıldığından haberi yoktu. Tabii ki. Bir sene boyunca da olmadı anladığım evet, kadarıyla. Evet 2 sene olmadı. 2 sene hiç haberi olmadı. Evet. Ta ki 2 sene sonra Selahattin Bey bir gün nüfusta bir işi olup evet, gittiğinde... ikamet değişikliğinde görmüş. Bir baktı üzerine normalde onun kaç çocuk var? 1 tane. Fadime evet. Hanım'la ortak evet, çocukları. Evet. Bir gitti 2 tane çocuk var evet. üzerinde. Bir de erkek çocuk. Kadir Can diye... Evet. Kadirhan Can diye bir çocuğun Altıntaş soyadıyla nüfusuna yazıldığını o zaman öğrendi. Evet. Onu öğrenince de seni hiç çağırıp da gel buraya ne Hayır. oluyor demedi. Hayır. Çünkü senin anlattığına göre, senin evet. iddiana göre Fadime kocasına demiş ki bir ilişkisi vardı, ondan evet. bir çocuk dünyaya geldi. Ben de acıdım, senin üzerine yazdırdım dedi. Evet. Selahattin Bey de buna itiraz etmedi. Etmedi. Şimdi gelinen noktada sen tabii ki doğum kayıtları var, tabii ki yanındaydın. Ve bu çocuğun Fadime'den olduğunu ispatlayabiliyorsun. Evet. Bu kadar basit. Evet. Şimdi Fadime... Cum-
Fadime ile bu 3 sene, yani çocuk doğdu, şu anda 7 yaşında. Evet. Sen 2 sene önce evlendin Mevduha'yla. Evet. Hatta nişanlılık döneminde de evi bastı. Evet. Mevduha'nın evini bastı ve darp etti. Evet. Bu süreçte hiç duygusal ilişkiniz devam etti mi Mevduha'ya kadar olan kısımda? Hayır. Çocuğunu ne günler ziyarete geliyordu? Nasıl ziyarete geliyordu? Yani geliyordu, dışarıdan bir misafir gibi geliyordu. Biz de yemek yiyordu, çay içiyordu, gidiyordu. Yani bu benim evladım deyip de bir sefer alıp sırtını yıkama yahut da bir sefer 1 liralık bir çikolata, ondan sonra ne bileyim bir oyuncak hiç görmedim. Gördüm dediysem yalan konuşurum ama getirdiyse bilmiyorum, gizli benden gizli getirdiyse bilmiyorum. Çünkü aynı evde yaşıyorum ben, getirmedi. Yani bu annelik sadece bundan olunuyorsa bunu dışarıda herkes yapar. Anne dedin, evladını alır koluna, sever, okşar, banyosunu yaptırır, ondan sonra üstünü değiştirir. Ne bileyim, bunda hiç öyle bir şey olmadı. İsmini de sen mi koydun Naci Bey? Evet, ismini ben kendim koydum. Kadir Hancan ismini. Evet. Ortak bir isim değil yani. Hayır, hemşire getirdi kucağıma teslim edince, ismi ne olacak abi dedi. Ben de Kadir Hancan olsun dedim. Yani galiba, o şekilde de kaldı. Bebek doğduktan yaklaşık 24 saat sonra sana daha yeni doğmuş bebeği verdi eline. Evet. Ve sen mamayla mı beslemeye başladın? Tabii nasıl, evet. Hani süt anne, müt anne olur bir yerlerde olur ya. Hayır öyle bir şey yok hocam. Direkt süt vermeye başladınız, biberonla. Süt aldım, köy sütü yazdım sonuma. Biberon, hazır mamayla büyüttüm. 20 gün baktım zaten, 20 gün boyunca bunu yedi zaten. 20 gün tek başına mı baktın? Evet. Daha annen gelmemişti yani. Yok, gelmemişti. 20 gün, 28 yaşında bir erkek tek başına bir günlük bebeği alıyor ve onu beslemeye çalışıyor. O 20 gün içinde anne hiç geldi mi eve? Yani bir süt vereyim falan diye gelinir. Hayır. Ne bileyim ben? Hayır, sadece komşular görür diye gelmedi. Yanlış anlaşılır, dedikodu olur diye gelmedi. O zaman ve 20 gün sonra da yetişti. Ben işe başlamıştım. Komşumun gelinine demiştim ki sen bak, neyse ben sana el emeğini vereceğim. Tamam demişti, anlaşmıştık. Ondan sonra ben işteyken telefon geldi bana. Komşu telefon açtı. Dedi abi, yetiştirme yurdundan geldiler, çocuğu aldılar. Nasıl dedim, aldılar? Böylekine böyle. Ben onu aradım. O zamana kadar dedim, böylekine böyle olmuş dedim. Tamam dedi, alırız dedi. Sen dedi canını sıkma dedi. O gün, ertesi günü gitti, kimliğini çıkarttı çocuğun. Ondan sonra ama da yuvaya alındı zaten. Aslında komşular iyilik yapmış o dönemde. Evet. Doğru mu tabii, hocam? Evet. Doğru mudur? Kesinlikle. Çünkü bir günlük bir bebeği alıp 20 gün o bebeğe bakmak herkesin harcı değil. Yani anneler bile ilk bebeklerinde ne kadar zorlanıyorlar. Neresinden tutacağını bilemiyor, nasıl besleyeceğini bilemiyor. Ya tabii bilemiyor. Ki hocam, ben yanımda yatırıyordum gece, daha 20 günlük çocuk. Nefes alırken korkuyordum, acaba bir yerine mi bir şey oldu, acaba bir şey mi olacak diye korkarak yanımda yatırıyordum. Çocuk, komşular bunu şikayet ederken sana gelip de Naci bu çocuk kimden, hayır, ne işi var bu çocuğun sende? Hayır, sen kimse dedi. Sormadı. Biliyorlar mıydı peki? Hayır, kimse bilmiyordu. Nasıl yani? Annesi işte diyorduk. Ondan sonra mı? Bilmez mi mahalleli senin evde olup olmadığını, düğün yaptığını, nikah yaptığını? Yok. Küçük bir yerde yaşıyorsunuz. Kimse bir şey sormadı hocam bana. Yani gelip de bir kişi demedi ki ya bu çocuk kimin, neci diye. Peki niye şikayet ettiler? Ya tahminime göre %90 çocuk sahipsiz olduğu için, yani sahipsiz derken bir erkeğin bakamayacağını tahmin ettiler. O yüzden şikayet ettiler komşular. Ama yine de bilmeleri lazım. Yani bu çocuğu bir dünyaya getirmiş, anne ortadan kaybolmuş ya da ölmüş, neyse. Siz hani İstanbul'da yaşıyor olursun, kime dumduma olursun, öyle bir durum da yok. Şimdi kimse sormadı sana bu çocuk kimin diye. Naci Bey bir ayrıntı verdi Sedef Hanım. Ben yanlış anlamadıysam, buyur, siz çocuğu hemşireden 24 saat sonra mı aldınız? Hayır. Doğumu yaptı, anne getirdi bana hemşire. Aynı anda. Aynı anda. Sizden başka bekleyen hiç kimse yok muydu? Yok. Kimse yoktu. Sadece ben. Bu arada 80'lik koca o dönemde 78 yaşında, işte 85'lik. Ona da ben bir operasyon geçireceğim deyip eve yolluyor. Evet. O da enteresan. Kocası da demiyor ki tamam ben gideyim ama yanına kızını göndereyim, komşu göndereyim. Yok, kimseyi göndermemişti. İstememiş. İstemedi. Zaten. İstememiş. Çünkü planlı programlı. Bu anlatılanların kimse... hiçbir tanesi hayatın olağanı içerisinde yok. Hepsi olağan dışı. Enteresan yani. Bir de seyircilerimiz için bir şey eklemek istiyorum. Hani inek sütü verdiniz herhalde doğar doğmaz. Yeni doğan bebeğe inek sütü verilmez. Hocam aman, bilmediğim için, ben neyin ne olduğunu bilmediğim için. Aman diyeyim, onu söyleyeyim ki yani yanlış anlamamasın. Allah'tan bir şey olmamış çocuğa. Ya, yoksa verilmez kesinlikle yeni doğana. Şimdi o dönemde çocuk verildi. Şimdi senden bir ricam var. Buyur hocam. Naci. Kadın rahatsız oluyormuş. Adım verilmesin diyormuş. Hı hı. Birazdan da telefona bağlanacak çünkü ona da sormak istediğimiz sorular var. Buradaki bütün iddiaları onun da cevaplama hakkı var çünkü.
Kadir Can'ın annesi diye konuşalım onunla. Sen, ben öyle konuşacağım yani. Sen de adını verme. Hı hı. Verme ki biz asıl olan, tamam, onun adı sanı değil. Bizim, tabii, için asıl olan bu çocuk ve bu çocuğun geleceği ne olacak? Bu çocuk yeniden Naci'nin nüfusuna geçebilmesi için babalık görevlerini zaten yapıyor ama hayatıyla ilgili kararlar alabilmesi için bu çocuğun Naci'nin nüfusuna geçmesi gerekiyor. Peki Kadir Can'ın annesi telefonda mı acaba? Peki bir de sesinin değiştirilmesini istemiş. Ona da kabul diyoruz. Ona da saygı duyuyoruz. Sen de hani şaşırma, bu hayır o değil belki dersin. Ama sesinin de değiştirilmesini istiyor ve bütün iddiaları cevaplamaya hazır. Tamam. Biz de zaten etik olarak biz buradan senin anlattıklarını dinledik ve anlatılanlar tabii ki hiçbirimizin kabul edebileceği şeyler değildi. Tabii ki kızdık, tabii ki sinirlendik. Çünkü insan kendini tutamıyor. Yani bir kadın, çünkü güçlü, biz güçlüyüz, biz haksızlığa gelemeyiz, hak, hukuk, adalet, erkekler işte şöyle davrandığında biz de böyle davranırız diyen kadınların evli, barklı, kocasını kandırarak böyle bir şeye girişmiş olmasına sessiz kalmak mümkün değil. Hani bazen belki aşırı kızıyoruz ama hakikaten kızılacak bir şey yani. Şimdi telefon hazırlamaya çalışıyorlar çünkü sesinin değiştirilmesi için işlemden geçmesi gerekiyor. Şu ana kadar Naci, Kadir Can'ın haberi oldu mu bu olaylardan? Son bir haftadır oldu. Oldu. Evet. Ve artık annesinin o kadın olduğunu, komşu biliyor, kadın olduğunu biliyor. Evet. Yani. Ama peki, anne demiyor ona. Görüşmedi zaten. Evet. İki senedir hiç görmedi. Evet. Peki, Kadir Can'ın annesi telefonda. Sesim bana dönüyor arkadaşlar. Evet, merhabalar. Merhabalar. Ben size Ayşe Hanım diyeyim ki çünkü bir şey demem lazım yani. Şimdi, tamam, bu olayı bir de sizden dinleyelim. Önce şunu söyleyeyim. Cuma günü sizin bir yakınınız bu çocuğun sizden olmadığını, Naci'nin başka bir ilişkisinden olduğunu bize söyledi. Bu doğru mu? Çocuk sizin çocuğunuz mu? Alo. Ha, hayır, ben sesimi duyuyor musunuz? Duyuyoruz efendim, buyurun. Tamam. Ben size, ben bu Naci Bey'e sormak istiyorum bu konuları. Buyurun, tamam, buyurun. Ben ona Serap Hanım, ben ona çocuğun velayetini vermeyeceğim demedim. Ben onun kendisine dedim ki, gel benim tutulmuş avukatım var. Gidelim avukatımıza soralım. Masrafı neyse yarısını sen karşıla, yarısını ben karşılayayım dedim. Peki Naci Bey neden ondan sonra buraya çıkmış da peki bu değil Naci Bey'in şeyi. Çünkü daha düne kadar, daha düne kadar bana telefon ediyordu Naci Bey. Dedi ki ben karımdan boşanacağım, seninle tekrardan barışalım. Ondan sonra ben boşandım. Ben de dedim ki sen çok yalancı birisisin. Ben sana inanmıyorum. Neden bu şeyler? Neden boşanıyorsun dedim eşinden. Dedi ki bana ben bir araba tuttum. Köye gittim. Karımı bunun için boşuyorum dedim. Dedim ki Naci yalan söyleme. Seni görüyormuşlar çarşıda. Sen ben bol bol atı tutup geziyormuşum. Sen evlendin, baklandın. Utanmıyor musun? Bu lafı bana demeye dedim. Ondan sonra sen dedi yok yok. Ondan sonra Serap Hanım, köyden bana telefon ediyorlar. Naci Bey'in akrabaları, öz dayısı. Diyor ki sen ne biçim bir annesin? Niye bu çocuğa sahip çıkmıyorsun? Bu çocuk köyde aç kalıyor, zefil kalıyor. Bunun annesi, annesini çağırıyorlar köyde. Annesi kaç yaşında bir kadın Naci Bey, daha iyi biliyor bunu. Naci Bey alıyor annesini buraya getiriyorlar karı koca. Ondan sonra parasını alıyorlar, evin eksiğini gönderiyorlar, öldürüyorlar karıyı. Ortası gün bir şekilde kadını köye gönderiyorlar. Ondan sonra kadın orada diyor ki ben şu anda cebimde 5 kuruş para yok. Ben burada az susuz geziyorum diyor kadın. Ve bana yine telefon geliyor. Ben bunların hepsini Naci Bey'e iletiyorum. Diyorum ki Naci Bey bak, sen diyorum ben bakamıyorum. Ben biliyorum, benim akrabalarım biliyor, herkes biliyor. Bu çocuk evlilikli, şu çocuk olduğum için bu çocuğu ben de yanıma almıyorum. Görmek de istemiyorum diyorum. Niye? Çünkü
Benden ayrılmış gitmişsin sen. Evladını insan görmek istemez mi Serap Hanım? Görmek ister. Ama ben güvenme taş basıyorum. Niye basıyorum? Biliyor musunuz? Çünkü Naci Bey'in yuvası yıkılmasın diye. Ama Naci Bey benim can diğer arkadaşıma ne demiş biliyor musunuz Serap Hanım? Ben bu çocuğun velayetini alma peşinde değilim. Ben bunu 70 milyonun karşısında rezil edeceğim demiş. Ve çıktı rezil etti. Benim bütün akrabalarımı karıştırarak rezil etti. Bunu da size her türlü ispatlarım. Ve bu kişinin kendisi yalan söylesin. Can diğer yanımda. Ondan sonra iftira attı adamlar bunu övdü geldiler. Evine giremiyordu, evine gelemiyordu Serap Hanım. Ama sizinle de beraber olmuş Ayşe Hanım, sizinle de beraber olmuş. Siz de o dönem evliymişsiniz. Neden evlilik dışı bir çocuk yaptınız Ayşe Hanım? Bak Serap Hanım, ben size şöyle anlatayım. Bak şimdi Serap Hanım, ben size şöyle anlatayım. Televizyonun sesini kapatalım mı? Kapatıyorum. Serap Hanım. Efendim. Çocuk çoluk şey değil, kızına velayetini vermeyeceğim demiyorum. Ben hatta eşimi götürdüm ve velayet davasını da açtırdım. Naci Bey oraya çıkıp da yalanmaya hale çekmasın. Benim de bir gururum var, benim de bir onurum var, benim de bir şeyim var. Ben bir işte çalışıyorum. Benim kocam da yaşlı başlı bir insan. Senin de oğlum var 23 yaşında. Hırk sizin programınızı izliyorum. Senin annen böyleyken böyle dışarı diyen dedikten sonra ne olacak Serap Hanım? Peki Ayşe Hanım, bunlar gerçek değil mi? Bunları yaşamadınız mı? Evliyken birisiyle olup evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirmediniz mi? O çocuğu babaya verip 24 saat içinde eşinize ben tiroidten ameliyat olacağım demediniz mi? Kocanızın haberi yokken bir saniye lütfen. Kocanızın haberi yokken bu çocuğu götürüp kocanızın nüfusuna yazdırmadınız mı? Yani bu konuşulanlar doğru değil mi? Size iftira mı atılıyor? Ben size onu demek istemiyorum. Siz beni anlamıyorsunuz. Çok iyi anlıyorum ben sizi. Sadece soruyorum, neden evlilik dışı bir çocuk dünyaya getirdiniz? Zaten evliydiniz. Zaten önceki evliliğinizden iki çocuğunuz vardı. Zaten Selahattin Bey'den bir çocuğunuz vardı. Neden böyle bir ilişki yaşadınız ve böyle bir çocuk dünyaya getirdiniz? Ben şu anda ne size ne Naci'ye üzülüyorum. Ben sadece 7 yaşındaki çocuğa üzüldüğüm için bunları soruyorum. Tamam. Bunları yaşarken çalışmıyor muydunuz? Bunları yaşarken bunun bir sonuçlarının olacağını, size bunun olumsuz bir şekilde geri döneceğini, bunun hiçbir zaman kapalı kalmayacağını, bunları hiç hesaplamadınız mı? Bak şimdi hanımefendi, ben cahil büyümüştü kadınım. Anladınız mı? Ben cahil büyümüştü kadınım. Ben o ara eşimden bir ara bir ayrı yaşadım. Ondan sonra tamam böyle bir şey olmuştur, olmamıştır demiyorum. Ama ben ona velayeti de vermeyeceğim demiyorum. Ama siz beni anlamıyorsunuz. Bu adamın peşindeki velayet değil. Bu adam ben 70 milyonu karşısına bunu kendi ağzıyla da söylemiş. Rezil edeceğim demiş. Ben velayeti vermiyorum dediysem niye Naci Bey'i o zaman çağırıp da demem? Peki Ayşe Hanım. Sizin fotoğrafınızı da vermedik. Sizi 70 milyon tanıyor mu? 80 milyon tanıyor mu? Ben ama Naci tanıyor. Başka kim tanıyor? Zaten tanıyanlar biliyormuş bu çocuğun sizden olduğunu. Kocanız da biliyor. Çocuklarınız biliyor. Uğuna derken ne olacak bu? Beni dur bakayım telefonu. Peki benim işverenimin kulağına gitse bu olay. Ben işten atsa, benim kocam 70 yaşında, benim bir oğlum cezaevinde. Ben çalışmazsam benim halim ne olacak o zaman? Peki bunları bu ilişkiyi yaşarken ve çocuk dünyaya getirirken düşünmediniz mi hiç? Benim bu şeylere aklım ermiyordu. Ben ona vermeyeceğim demiyorum bir şeyi. Velayetini vermeyeceğim demiyorum. Vereceğim diyorum. Ben geldi ona verelim dedim. Vermeyelim mi dedim. Bak kendisi gitti. Dedi ki gidelim Lühus ailesine beraber. Böyleyken böyle bir şey varmış. Soy bağından bu iş oluyormuş dedi. Beraber gittik, yine sordum. Yine olmaz.
vardı. Ben avukat tuttum. Ben daha kendi siz benim Ayşe Hanım, siz benim sorularımı, siz benim sorularımı ve söylediklerimi geçiştiriyorsunuz. Ben şunu ben demek istiyorum. O zaman lütfen onlara cevap verin. Siz, ben şunu soruyorum. Öncelikle o gün sizin yakınınız bağlanıp bu çocuk Ayşe'nin değil dedi. Sizin mi değil mi bu çocuk? Bu sorularınıza cevap vermek istemiyorum. Peki. Çocuk Naci'nin mi değil mi? Onun çocuğu. Kimden yani o çocuk? Biliyor musunuz, tanıyor musunuz kimden olduğunu, biliyor musunuz? Biliyorum. Kimden? Onun peşine düşelim o zaman. Onu da söyleyemez. Söyleyemezsiniz. Ama çocuk sizin değil, öyle mi? Evet. Değil. Ama ben bak size diyorum Serap Hanım, ben bu belayeti davasını bugün gidip eşimle bile açtırdım. Açtırdık davayı, bir de bak şimdi sonra bana. Şimdi çocuk bak benim şimdi değil diyor bana. Ama siz velayeti vereceğim dedi. Siz veriyorsunuz ama bunu benim, ben de benim vermemle olmuyor. Bu çocuk eşimin kayıtlı olduğu için eşimin dava açması gerekiyor dediler. O da biliyor. Peki Ayşe Hanım, çocuk benim değil diye davayı açtı. Çocuk sizden değilse neden kocanızın üzerine ve kendi üzerinize yazdırdınız? Tamam yazdıralım, tamam yazdırdıysak veriyoruz. Tamam, daha bir sorun kaldı mı? Peki çocukla ilgili bir DNA örneği vermek ister misiniz? Hazır mısınız? Buna var mısınız? Ben vermek istemiyorum DNA örneğini. Anladım. Bu arada kocanızın biliyorsunuz bir dilekçe vermesi gerekiyor. Geldi zaten Serap Hanım. Hı. Ama siz bu eşimin sizin avukatlarınızda biliyor bu olayı. Benden bir şey söz konusu değil. Eşimin gidip vermesi gerekiyordu. Ben bugün eşimi götürdüm. Masrafımı da ettim ve yazdırdım. Bu adam niye hala yalanlayarak uyuyacak? Ben onu anlamıyorum ki. Peki neden o zaman 7 senedir alamıyor bu velayeti? 7 sene olmuş. 7 senedir olmuş. Şimdi bu adam hiçbir zaman için benim çıkan ben oğlumla yanaştıkça bu adam hep geri durdu diyorum. Siz anlamıyorsunuz mu ya? 1000 lira vermiş size bu avukatlık ücreti için. Hı. Ne yaptınız o 1000 lirayı? Avukat için bana 1000 lira vermedi. Serap Hanım yalan söylemesin. Yalan. Yalan. Peki çocuk için? Ben onun bir sürü borçlarını ödedim. Bana kaç defa telefon kapandırdı, borçlarını ödedim. Bana bir neden? Bir ilişkiniz yoksa neden böyle bir şey yaptınız Naci Bey için? Sonuçta bizimle bile yaşıyordu. Aynı evin içinde yaşıyorduk, inkar etsin. Aynı evin içinde. Aynı bizimle kalıyordu. Yalan mı söyleyeyim? Kocanıza ne diyordunuz? Niye sizde kaldınız? Eşim de biliyordu sonuçta. Annesiyle eşim akrabası. Kendisi geldi. Kendi öz annesi bile onu evden dışarı attı. Dışarı. Peki bu çocuk için size asgari ücrete ilaveten ödenen 93 lirayı 7 senedir ne yapıyorsunuz o parayı? Ne yapıyorum, alıyorum. Kime harcıyorsunuz? Kendime harcıyorum. Kime harcayacağım? Ama çocuk için alıyorsunuz. Şu anda siz bir sahtekarlık yaptığınızı itiraf ediyorsunuz yani. 90 liranın peşine mi düşün? Olabilir. Keşke size gitsek değil mi Serap Hanım? Efendim? Çocuğunu gitsin köyde hırsız. Ben istemiyorum, ona ben çıkarayım 10 milyar para vereyim ama yeter ki bahsız. Niye bu çocukla bu kadar ilgileniyorsunuz madem? Yani sizin değil, 90 lirayı da siz kendiniz alıyorsunuz. Tamam da ama size diyorum ki tamam ben ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorum ama o zaman bu da evladı. Sorsanız görmüş mü çocuğun ilgilenmediğini, o bakılmadığını görmüş mü, bir sorun mu? Diğer evladı ya, niye evladına sahip çıkmıyor, niye annesi bu pandemi olayında köyde duruyor da yanında durmuyor annesi? Korkuyor kadın, hastalıktan korkuyor, hastalık kapmaktan korkuyor. Bir sürü ya, yaşlı insan. Siz de buna inanıyorsunuz mu ya? İnanmıyorsunuz. Hayır, ben ona inanmıyorum. Ben şuna inanıyorum. Bir sürü. Canlı yayına bağlayın insanları ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu 90 lirayı. Şu 90 lirayı konuşalım. Çünkü bu ancak çocuğa bakmanız halinde size verilecek bir para.
Bu çocuk sizin üzerinizde. Ama siz tamam, onu... Tamam, benim üstümden. Ben düşünüyorum. Ben kimsenin parasını, pulunu da istemiyorum. Zaten Nazi Bey anlaşılan aç kalmış. Zaten o Mezduha'yla da parası için evlendi. Bu adam... Şu anda konuşmuyoruz Mezduha'yla niye evlendiği konusu. İlgilendirmiyor açıkçası. Ama siz 7 yıldır sosyal hizmetlere verdiğiniz çocuğu geri alırsanız sosyal hizmetler kanalıyla devlet size bu çocuğa bakım için bir para veriyor. Siz de orada üzerinizde kayıtlı olduğu için gidiyorsunuz, imza atıyorsunuz ve çocuğu alıp zaten Naci'ye teslim ediyorsunuz. Yani 7 yılda her ay 90 lira demek öyle böyle bir para. Yani evet, o çocuğun bakılmadığına inanıyorsanız. Hı. Kaç lira ediyor arkadaşlar? 7 bin lira para ediyormuş. O 7 bin lirayı yaklaşık siz her ay o çocuğa bari madem bakılmadığını düşünüyorsunuz. Hı. Süt, bisküvi, meyve bir şeyler alsaydınız 90 liraya da bayağı bir şey alınırdı. Ben nerede göreceğim de alacağım Serap Hanım o çocuğu? Parayı niye alıyorsun? Görmediğin çocuğun parasını niye alıyorsun o zaman Ayşe Hanım? Nerede görüp de alacağım ben o çocuğu? Çok mu uzak yaşıyorsunuz? Hayır. Hayır. Yani istersen biriyle gönderirsin. Görmediğin, bakmadığın, evinde ben yaşamayan çocuğun... Ben kiminle göndereyim? Kiminle gönderin Serap Hanım? Ayşe Hanım, Ayşe Hanım lütfen, lütfen. Ben onun evini bildim, yok ettim. Lütfen, lütfen. Yani bu inan... Serap Hanım, benim sizden tek bir ricam var, bakın. Siz de bir insansınız. Ben daha konuşmak istemiyorum. Biz gereken işlemi bugün yaptık, tamam mı? Gereken işlemi yaptık. Beni de lütfen daha rahatsız etmeyin, ben eşime geldim dilekçe gitsin Naci Bey çocuğun üstüne arayamın ne yaparsa yapayım. Benden Irak cehenneme direk olsun, yoksa gelsin söylüyorum. Bak oğlumun huyunu o da biliyor, oğlumun başını yakacak. Bak benim oğlumun başını yakacak. Hayır hayır, Allah korusun hiç. Hayır, hayır, böyle bak şu anda da tehdit ediyorsun. Bak Ayşe Hanım, Ayşe Hanım bak bir şey söyleyeceğim. Ayşe Hanım bir dinle. O da biliyor benim oğlumun huyumu bak, o da biliyor. Yemin ederim hepsi bunu arıyor. Ayşe Hanım, sen oğlundan, ondan bundan korksaydın evli bir kadın olarak 39-40 yaşındaydın. Hani korkmuyorum. Bir saniye, bir saniye lütfen dinler misin? Eğer sen oradan buradan korkuyor, değer yargıları, ahlak, o bu diye düşünseydin, sen zaten 3 tane çocuk annesisin. Bu ilişkiyi yaşadığın dönemde de neredeyse 40 yaşındasın. Yani 14 yaşında değilsin ki bu çocuktu, karar veremedi diyelim. Bayağı bir ilişki yaşıyorsun, bir çocuk dünyaya getiriyorsun. Onun için kimseyi tehdit etme. Çünkü bu tehdit de biliyorsun suç işliyorsun şu anda birisini tehdit ederek. Oğlun kanalıyla da olsa. İki, senin yanında yaşamayan ve hiç görmediğin bir çocuk için 7 yıldır neredeyse 7 bin liraya yakın bir parayı alıyorsun. Ve bunu da buradan ikrar ediyorsun. Ve bunun suç olduğunu da ben buradan birazdan Hasan Hoca bunları söyleyecek. Bunlar için bile suçlusun. Devleti bir şekilde dolandırıyorsun. Üzerine kayıtlı olsa da bu ortaya çıktığında zaten çocuk yanında değil. İyi bakılmadığını düşünüyorsun ama ne hikmetse Naci televizyona çıktığında bu birden gündeme geliyor. İyi bakılmadığını düşündüğün çocuk. Çocuk benden değil diyorsun. Madem öyleyse niye çocuğun velayetini bir an önce verip kurtulmuyorsun? Adam istiyor zaten. Geliyorum. Peki. Hanımefendi bak Serap'ım. Biz bu konuda kadar geç kaldık. Doğrusunuz, haklısınız ama... Ben de diyorum ki bak benim bir oğlum cezaevine düştü. Ben maddi durumu... Allah kurtarsın. Ben de amin cümlemizin inşallah. Benim de maddi durumum belli. Ben onun için gittim başka birine kredi çektirdim. Oğluma avukat tutun biz bu işlere yoğunlaştık. Oğlum şu anda benim kontra cezaevinde yani. Biz derdikadınız açtığınız davayı ben. Peki Allah maddi Allah kurtarsın. Yaptım. Şimdi bakın Ayşe Hanım size son bir teklifimiz var. Sizin anlattıklarınızı inanmış görünelim, inanmış olalım. Çünkü yani öyle diyorsun, artık bunu DNA testi vermiyorsun. O da ayrı bir soru işareti olarak kalacak kafamızda ama önemli olan burada Kadir Can'ın geleceği ne olacak? O konuda bak yapmanız gereken çok basit bir şey var. Özellikle nikahlı eşin Selahattin Bey'in. Lütfen avukatımız Hasan Bey'i bir dinle. Can kulağıyla onun söyleyeceği şey çok basit ve yarın Hasan Bey'in söyleyeceği belgenin elimize ulaşması lazım. Hasan Bey buyurun.
Şimdi bugün bir müracaatta bulunduklarını söylediler ama neye müracaat ettiklerini bilmiyorlar. Şimdi bir kere Selahattin Bey'in, artık isim vereyim, onu vermekte bir sakınca yok. Beyefendinin gidip nesebin reddi davası açması gerekir. Bakın bakın ben bu noktada sizin çözemeyeceğinize inandığım için yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten bu işler çok teknik işler ve siz tek başına bir taraf olarak halledemezsiniz. Biz bu işlerin içerisinde devamlı yorulduğumuz için gerçekten yardımcı olabiliriz. Şimdi nesebin reddi davasını açtıktan sonra mahkemenin o DNA aşamasına gelmesi 1 sene 2 sene. Biz eğer burada izin verilirse sizler tarafından ayrı bir DNA incelemesi yapılırsa oradaki süreci çok kısa bir sürede biz çözebiliriz. Sizin için çözebiliriz. Size bir vekalet gönderseler yapabilir miyim? Olur, yaparız. Yapalım mı bunu? Yani şöyle, kendileri hani diyor ya, bir an önce velayetini verim diyorsun ya Ayşe Hanım. Bir an önce velayetini veremezsin. Çünkü bu işler çetrefilli işler. 2-3 davanın birlikte yürümesi işte. Bir şey sorabilir miyim? Eğer ki biz devreye girersek, bir dakika bitireyim. Eğer biz devreye girersek bir hafta 10 gün içerisinde o DNA incelemesiyle birlikte beyefendi, Ayşe Hanım bitirsin, ondan sonra soracaksın. Kocanızın üzerindeki o şeyi düşürebiliriz. Bu noktada bir an önce Naci Bey'in de dava açmasını sağlayabiliriz. Buyurun şimdi söyleyin. Size bir soru sorabilir miyim Avukat Bey? Buyurun. Biz onu sorduk avukata. Biz sorduk. Kendi de vardı hatta Naci Bey. Benim eşim üstümden bu çocuk benimdir değildir diye mahkemeye dava açtığı zaman Naci Bey gidip direkt üstüne yazdırabiliyor. Ya olmuyor be hanımefendi, olur mu öyle? O zaman ben hemen gideyim oğluma diyeyim ki nüfusa bu benim oğlum değildir. Hemen ben düşer. Ben kızımı yazdırayım, sen oğlunu yazdır. Hemen gideyim ben işte bir ortanca oğlumu çıkarayım, küçük oğlumu geri ekleyeyim. Böyle bir şey olur mu ya? Sen ne yazdırıyorsun? Listeden isim mi siliyorsun? Nüfustan çocuk siliyorsun. Karşında konuşan da avukat Ayşe. Ya öyle şey olur mu? Yani bakın avukat doğru söylüyor. Avukat neticeyi söylüyor. Diyor ki müracaat eder sildirir. Ama müracaat edip nüfusa gidip sildirmek değil bu. Dava açacak, tanıklar dinlenecek, adli tıp kurumundan DNA incelemesi yapılacak. O gelecek, pedagog gidecek, psikolog girecek. 2 sene, 3 sene. Ama ben diyorum ki Serap Hanım, yani siz rica ettiniz. Biz bu noktada desteği sadece Naci Bey'e değil, size de verelim, eşinize de verelim. Gerçekten bu meseleyi çözemezsiniz. Sizin dediğiniz gibi kolay değil, sizin dediğiniz gibi basit değil. Ben bu noktada sadece Naci Bey değil, size de eşinize de Kadircan için bir destek vermek isterim. Bu noktada destek olma sözü veriyorum Serap Burada Hanım. Da vekaletname göndermeniz gerekiyor. Peki, Hasan Bey'e. Bir şey sorabilir miyim Hasan Bey? Tamam işte bizi yetkilendirirseniz ben çözeceğim bu işinizi. Tamam bak ben size bir şey diyeceğim. Naci Bey'e çıkarın bu yayından. Siz benimle diyaloğa getirin. Biz sizinle ne yapması gerektiğini yapalım. Hanımefendi ben herkesle ilgili destek vereceğim. O ortadaki tamam, evlat çıkarım, evladınız Naci için var ya. Bu yayından çıkarın. O yayından çıkmadığı sürece ne kadar ben ne kadar olursa olsun. Rezil ettiler zaten beni. Rezil ettin Naci Bey. Ben bu velayeti vermem. Bakın rezilliği bir tarafa bırakın. Sorunu çözün artık. Sorunu. Sen vekaleti Allah gönderdiğin ben gün. Ayşe Hanım sen iş yapma. Bak. Sen işlerini böyle tehditle falan yapmaya alışmışsın ama. Dinle lütfen. Alışmışsın ama bu bizim için geçerli bir şey değil. Sen bugün kocanı götür. Bir vekalet çıkarsın. Bilgilerini veririz biz Hasan Bey'in. Bir vekalet çıkarın. O vekalet elimize geçtiği gün ben buradan göstereceğim. Ve Naci Bey'e de teşekkür edip göndereceğim. Bravo. Tamam mıyız? O zamana kadar Naci Bey o canlı yayında... O zamana kadar dediğin saat şu anda 2:10 geçiyor. Saat 5'e kadar mı 4'e kadar mı noterler? 5:30. 5:30'a kadar noterler açık. Hemen ben alıyorsun. Tamam benim şurada ben işe gideceğim. Lafı dinlemeyin ki hocam, dinlemeyin. Tamam bir saatte hallolur zaten. Ya bu çocuk 7 yaşında bir saati mi düşünüyorsunuz? Yarın sabah yap. Yarın sabah saat 10'da git o zaman. 9'da git. Biz sana bilgileri vereceğiz yayına kadar. Senin vekaletinde kocanın vekaleti geldiği anda ben buradan göstereceğim. Helal olsun gönderdiler. Bu işin çözülmesini gerçekten istiyorlar diyeceğim. Naci Bey'e de diyeceğim ki hadi gözün aydın bu işin ucundan yakaladık diyeceğim. Aynı anda da
teşekkür edip yolcu edeceğim. Söz tabii, veriyorum. Tabii yaparsınız, sizi biliyorum çünkü sizin seyirciler karşısında daha çok şeyiniz artacak, reytinginiz artacak. Tamam, sen bilirsin. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Ben biliyorum sizi. Ya ben biliyorum. Ben yapmayacağım. Ben anlamıyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Yani Ayşe Hanım. Ya. Bizim reytingimizi falan düşünmesen. Biz orada değiliz. Biz sen Kadir Can'la ilgili konuşuyorum. Ve burada seyirci dediğin kişiler var ya işte 80 milyon, 70 milyon. Onların önünde şeref sözü veriyorum sana. Yarın o belge, yarın öbür gün ne zaman, ne kadar çabuk ulaştırırsam ben de onunla birlikte hemen Naci Bey'i göndereceğim ki işlemler bir an önce hızlansın. Bu çocuk okula mı yazılıyor, okula mı gidecek? Babasını bilsin, anasını bilsin, evini bilsin, yurdunu bilsin diye söz veriyorum. Bunca insanın önünde ben bunu yapacağım. Sen söz veriyor musun yarın bize o belgeyi göndereceğini? Ya siz oraya da o adamı hala canlı yayında tuttuktan sonra ben bu belgeyi göndermem size ki. Tamam, biz de tutarız o zaman. Biz de tutarız. Tutun tamam. Efendim, tutun. Ben de sizin tamam. için Egar Hanım bütün ilgilerinizi, bütün yetkilerinizi, her şeyi kullanmadan önce ben de vereceğim o çocuğu yuvaya. Vermiyorum ona ya. Bu inadım inat değil. Çocuk senin değilmiş. İnadım inat. Çocuk senin. Zaten, senin değil güzel. Çocuk senin değilmiş. İnadım inat. Zaten rezil ettiğiniz kadar etmeye de devam etsin. Ben bu çocuğu sosyal hizmetlere veriyor mu vermiyor mu siz de gör. Tamam. Ama çocuğun ya. Yazık değil mi çocuğa? Hem senden. Olur mu öyle? Şu anda bizi dinliyor Ayşe. Biz de o zaman başka yasal yollar da var. Yasanın yolları tükenmez efendim. O olmaz öbür olur. O olmaz öbür olur. Hocam, mahkeme demek istediğim... kararıyla hem anneden hem nüfusa kayıtlı olduğu babadan, çocuktan, Naci'den mahkeme kararıyla DNA örneği alınması yönünde bir dava açarız. Kesinlikle, doğru mudur? Kesinlikle. Biraz geç olur ama güç olmaz. Hiç merak etme. Dolayısıyla şimdi bu çocuk benim değildi, oydu, buydu. İlk başta kabul etti, sonra etmedi. Ben senin doğru mu söylediğini bilemem. O senin vicdanınla Allah arasında bir şey. Ama şunu bil ki ya da senin nezdinde böyle bir şey yaşayan, böyle bir ilişki yaşayan herkese söylüyorum. İlişkinin hiçbir yeri doğru değil ki. Neresi doğru ki ben neresinden tutayım yani? Şerap Hanım bir şey sorabilir miyim? Nereye tutsam eğri. O yüzden de bunu yaşıyorsan sonuçlarına katlanacaksın. Yaşadınsa. O zaman da çalışıyordun. Bunları düşünecektin. Kocan vardı. Çocukların vardı. Senin nezdinde söylemiyorum. Genel konuşuyorum. Söyle Naci. Hocama bir soru soracağım. Hocam yani dedi ya en son çocuğu vermiyorum. Yuvaya teslim edeceğim diye. Etme şansı var mı? Tabii ki var. Dedim ama ya, benim o zaman... değil diyor. Bu çocuk benim değil ama diyor. Ama bakın resmi olarak bunun üzerinde. Ben neye bakarım biliyor musun? Buyurun. Hakim, çocuk esirgeme yurdunun müdürü, bakan, başbakan, herkes şuradaki belgeye bakar. Belgeye. Hı hı. Belgede ne yazıyor? Anne ismi şu, baba ismi şu. Anne ismi o olan kişi ben çocuğumla ilgilenemiyorum deyip çocuk esirgeme yurdunun, yuvanın kapısına bıraksa o anne bıraktığı için onlar alırlar. Yani sen de gidip o çocuğu geri alamazsın. Ona bakarsın. Ha, senin müracaatların var. Savcılık nezdinde, mahkeme nezdinde. Ama biz fırsattan istifade, bu hanımefendi ve beyefendinin o çocuğu nüfustan düşürmesi için bir fırsatız. Farkında değil. Onlar farkında değiller. Evet. Şimdi, vallahi bilmiyorum hocam. Yani. Şimdi bu Ayşe Hanım da bir anne. Burada gerçekten ne Ayşe'ye üzülebileceğim, kusura bakma, ne sana üzülebileceğim. Ne de onun o 85 yaşını, aslında o adama da üzülüyorum. Çünkü o yaşta kandırılmış bir şekilde, ama onun ama değil, kandırılmış ve üzerine bir çocuk kaydettirilmiş. Burada önemli olan Kadir Can. Kadir Can'a çok üzülüyorum. Çünkü belki de 7 yıldır yaşadığı yuvadan alınıp, evden, ev yuvasından bahsediyorum. Alışık olduğu anne dediği ve babasının yanından koparılıp hiç sanki kimsesizmiş gibi sosyal hizmetlere gidecek ve orada bir yaşam sürmeye çalışacak. Şimdi ben bu kadına sesleniyorum. Senin de çocukların var bak. O cezaevindeki oğlun için yanıyor. Çok da haklısın. Ama bu çocuk senin ya da değil. Ben onu bilemem. Ama bu adamın çocuğu ve bir kadının çocuğu ve bir çocuk.
Bunun için hiç mi için sızlamıyor? Madem acıdın, o yüzden kocanın üzerine yazdırdın. Şimdi yuvada mı büyümesini istiyorsun? Ben bir de Hasan Bey, bu hanımla ilgili bu 7 yıldır devletten aldığı paranın bunun bir sahtekarlık olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Buradan da zaten dile getirdi ve bir şekilde bir itiraf gibi kabul edelim bunu. Kesinlikle. Yayınımızı da bir ihbar kabul ederek kesinlikle önce, yani eğer iş yasal yollardan savaşmaksa ki başka tarzımız yok zaten, biz de seninle yasal yollardan savaşacağız. Bir kere 7 yıl boyunca devleti kandırdığın ve dolandırdığın için bu yayında ihbar kabul edilerek o paraları faiziyle birlikte bir kere geri ödemek zorunda kalacak şekilde belki ceza mı alacak? Şimdi Türk Ceza Kanunu 158, devlet kurumları aracı kullanılmak suretiyle dolandırıcılık 5 yıla kadar hapis cezası olur. İsterse 1 TL, isterse 1 milyon TL. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu 231, soybağını değiştiren 1 ila 3 yıl arasında. Şimdi Naci Bey'le soybağı devam etmesi gereken, silsilesi devam etmesi gereken Kadircan'ı nereye kaydetti? Evli olduğu eşinin nüfusuna kaydettirdiği için 1 ila 3 yılda oradan hapis cezası var. Bırakın sadece parayı, ciddi manada hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Peki Hasan ama bu Bey meseleyi çözer ise, soybağını düzeltirse buradaki meseleden kurtulabilir. Ama şu anda bizi dinleyen o bölgede bir savcı bu konuyu ciddi şey yapıp, hakikaten ihbar bu bir mesele edip yapıp ihbar kabul edip biz hiçbir başvuruda bulunmadan da bir dava açabilir. Doğru mudur? Kesinlikle. Serap Hanım, başka bir şey daha var. Kesinlikle. Hanımefendiden anladığımız kadarıyla insanlar zor duruma düşünce başka tarafları da sağdırıyorlar. Velev ki çocuk onun değil. O zaman o hastanede şu anda çok ciddi anlamda bir problem yaşayacaktır. Evet. Çünkü o hastanede sanki ondan olmayan bir çocuk ondanmış gibi evrak düzenlenmiş. Orada da bir problem var. Bir noktaya daha geliyorum şimdi. Polisiye açıdan bakınca velev ki dediği doğru. O zaman menfaat karşılığı bir başkasının çocuğunu kendi üzerine kayıt mı ettirdi? Orada da bir problem var. Evet, yani dolayısıyla biz de yasal yollardan bütün haklarımızı sonuna kadar yapacağız, sürdüreceğiz. Zaten Serap Hanım tehdit dediği zaten sen beni sürekli. O şeyi göndermediğin sürece de vekaletnameyi biz sana mı soracağız, kime, ne zaman, ne kadar çıkaracağımızı? Sibel'in değil çocuk diyorsun zaten. Niye rezil oldun ki, anlamadım benim yani. Benim de değilmiş hocam, zaten orada peki da söyledi. Bu konuya şimdilik virgül koyuyorum. Hala söylüyorum, bize o vekaletnameyi gönder. Her türlü hukuki yollarla bundan sonra karşındayız. Efendim, şimdi Gül Hanım Yaşar. Benim. Sensin canım, hoş geldin. Hoş Gül bulduk. Ne güzel adın var, Gül Hanım Hanım. Gül Hanım Hanım, evet. Ve oğlu Yunus stüdyomuzda. Çünkü Tuğba Düldül, onların kızı. Evet. Çok enteresan. Tuğba 88 doğumlu, evet. 22 yaşındayken reşit olmayan bir çocukla kaçıyor. Hayır, dedim, kaçmadı. Telli duvaklı. Ben gelinliğinin nişanlıklarını hep getirdim burada. Çocuk reşit değil, özür dilerim. Kaçmıyor. Eşi reşit çünkü değil. 17 yaşındaydı. Ya, o yüzden karıştırdım. Telli duvaklı ama çocuk reşit değil o dönemde. Evet. Peki, o zaman hemen geçelim Tuğba Düldül konusuna. Eşi cezaevinde olan Tuğba Düldül ve oğlu İbrahim, kayınpederinin evinde yaşarken kayıplara karıştı. Kızım kocaya kaçtı diyorlar ama kaçacak kız değildi benim çocuğum. 5 yıldır ortada yok. Benim kızıma ne yaptınız dünürler? Allah rızası için söyleyin bak. Hayatından endişe ediyorlar. Çocuğuna kıyamazdı o. O bir anne. Onun bir yavrusu var. Allah rızası için benim çocuğumu gösterin ne olur yavrum. Tuğba Düldül nerede? Ailenin soyadı Düldül efendim. Yaşar diye yazdığım kişi, söylediğim kişi Gül Hanım'ın kocası. Evet. Yani Tuğba'nın babası. Evet. Tuğba, Yunus sen Tuğba'dan küçük müsün? En evet küçüğüm. 7 çocuğumun en küçüğü bu, elinizi öper. Peki ya Tuğba kaçıncı? Tuğba dur bakayım. Nuran, Zehra. 5. Bahattin, Muhittin. Tuğba, 5. Ah kurban olurum ben. Ben 7 çocuk annesiyim. 17-18 tane torunum var, elinizi öper. Allah sayesinde, millet sayesinde. Ne güzel sayıyor bak. Yani ben yoklukta büyüttüm Serap Hanım. Ben çocuklarımı, ben uğurlarına ölürüm yani çocuklarımın. Gerçekten de böyle. Ah canım.
Bu çocuğum çok sessiz idi bu kızım. 22 yaşına kadar tertemiz oturdu. Geldi kadın 2 ay kapımdan gitmedi. En büyük ablamın eltisi oluyor. Tamam tanıyoruz ama yani gidip gelmişliğimiz yok kadınla. Neyse Allah'ın emriyle istedi. Babası da dedi ki çocuğa biz bir danışalım dedi. Ama olur ama olmaz. Kardeşim biz sana söz vermeyelim dedi. Çocuğa danıştım ben akşam ben kendim. Anne dedi münasibisa bakalım bir dedi. Yani bunlar köklü bir aile. Aşiret bunlar. 9 kardeşler bunlar. Hı. Yani köklü aile tanıyoruz, biliyoruz bunları biz. Kötülük gelmez bunlardan. Evet Malatya kökenliler. Hı. En büyük ablam da... Hemşerim. Evet. Ya herkes mi hemşerin artık ya Hasan Bey? Vallahi yani en büyük Malatya ablam da yani onlar da gelin. Büyük eltisi ablam da. Kızı var, gelini var. Mesela yeğenlerim var. Biz büyük bir... Yani çevremiz şey geniş bizim. Neyse tuttuk biz Allah'ın emriyle münasip gördük. Kız oğlana baktı aynı evin içinde. Oğlan kıza baktı. Yani şimdi bir modada affedersin bir şeyler var. Ayrı odaya falan yani oğlan kızı gönderiyorlar, konuşturuyorlar. Onlara bile benim gönlüm varmadı. Şu cemaatin içinde 15 veya 20 kişi var. Peki bu çocuk reşit değilmiş. Senin kız 22 yaşındaymış. Evet. Çocuk kaç yaşındaydı? Çocuk 17 yaşındaydı. 17 yaşındaydı. Onun ailenin acelesi neymiş bak, 17 yaşında bak, çocuğu? Bak ben Dünür'e dedim ki benim çocuğumun yaşı şu dedim. O da dedi ki bana Olgun ben gelin arıyorum dedi. Varsın yaşı büyük olsun dedi. Ben de dedim ben kızıma danışmayınca ben bu fikri sana veremem dedim. Neyse çocuğa danıştık. Anne dedi askerden gelesiye kadar dedi. Ben onu avutırım dedi. Çocuğa kıza danıştım bir. Kızın da gönlü var. Kızın da gönlü var. Çocuk da yani evladım olsun güzel, boylu poslu, hoş. Yani ona bir şey demiyorum ben ilin çocuğuna, damadımıza. Ondan sonra biz tuttuk Allah'ın emriyle telli duvaklı gelin yaptık kardeşim bunu. Olay yani Gül Hanımların yaşadığı yer Konya'nın... Konya evet. Çıdarlı. Çomaklı. Çomaklı. Evet, Çomaklı. Çomaklı. Köy mü orası? Evet, Konya'nın köyü... mahallesi gayrı. Ha, mahallesi. Mahalle. Evet. Oğlanın yaşadığı ailede Konya Ereğli'de yaşıyorlar. Hayır, Sedirler'delerdi önce. Olay yapmadan önce Sedirler'deydik. Biz de onlarda. Şimdi... Evet, herkes dağıldı, gayrı. Orası kat yerine geçti, dağıldı orası. Peki, şimdi onlar Sedirli'de yaşıyorlar. Sedirler'deydi, evet. Peki, sen kızını telli duvaklı gelin ettin. Gelin ettim, evet. Peki sonra? Ondan sonra 25 günlük gelin oldu olmadı. Hayır yalan söylemeyin. Bir haftalık gelinidi. Bu almış gelinini gezdirmeye götürmüş. Ankara'ya gitmiş, Adana'ya gitmiş. Hazar dünürler taze diye biz de yemeğe davet ettik onu. O da dedi ki telefon açıyorum dünür Adana'dayım. Telefon açıyorum aradan 3-4 gün geçiyor. Dünür Ankara'dayım. En son Cihan Bey'in de yakaladık biz bunu. Kızım da onlarla geziyor. Kızım da onlara yani. Gelin gezdirirler. Gelin gezdiriyor. Onların tabiri öyle. Tamam. Ondan sonra oradan Cihan Bey'inden ev tutmuşlar. Mesela evi kiralamışlar. Bu yaz onlar halı yastık üzeri satmak şeyindeler yani. Satarlar devamlı. İyi de işleri var. Aileler de iyi. Bir daha baktık bize bir haber geldi gece. İbrahim'in şey vuruldu. Hamza. Hamdi. Vuruldu. Hamdi, Hamdi. Hamdi mi? Hamdi. Hamdi ile İbrahim kim? Vuruldu. Kızımın çelebileri, büyük çelebileri. Kayınbiraderleri. Evet. Vuruldu. İki tane. Diye şimdi, haber geldi bize. Dur canım, bir saniye Gül Hanımcığım. Şimdi kızın o dönemde Ereğli'ye gelin gitti. Evet. Fakat aile gezdirdi gelini, gezdirdi. Gezdirdiler. Üç ay sonra falan aşağı yukarı evet. Bir haber geliyor. Kızın, kızımızın... O dönem resmi nikah yapılmadı. Yapılmadı. 4 ay var dediler. Ben itiraz ettim. İlla resmi nikah olsun dedim. Düğün üstlerinde. Çocuğun yaşını doldurmasına mı 4 ay evet, var dediler? Bize yalvardılar. Yani nizah yaptılar. Şöyle dediler, böyle peki. Dediler. Biz tuttuk, verdik. Verdiniz. Dini nikah yapıldı. Evet, fakat verdik. 3 ay sonra damadın, Fırat'ın iki abisi birden vuruldu ve bir tanesi ne yazık ki cinayete kurban gitti. Evet, biri yaralı, biri ölü. Biri ölü. Ve Tuğba Düldül'ün hayatı tam olarak o gün değişti. Birazdan Medine canlı yayında olacak. Nikahlı kocası Mehmet Sıddık canlı yayında olacak. 4 çocuğunun babası Vedat canlı yayında olacak. Ve 4 yıl sonra ilk kez annesi de
canlı yayında olacak Medine'nin. Bu arada Kemal'le ilgili de hafta sonu yaptığımız bazı araştırmalar var. Çok ilginç de sonuçlara ulaştık. Bütün bunlar, bu sorular cevap bulacak. Reklama gitmeden önce Gül Hanım'la konuşuyorduk. Onun şu anda 88 doğumlu, 32 yaşında olan kızı 2011 yılında 17 yaşındaki Fırat'la dini nikah yapılıyor. Ve o arada aile, sizin uzaktan da bir hısımlığınız... En büyük ablamın Çelebi'si oluyor, Dünür'üm. Kayınbiraderi, evet. Çelebi kayınbirader evet, demek evet, herhalde, öyle evet, anlıyorum. Evet. Evet, öyle bir hısımlıkları da var. Ve 17 yaşındaki Fırat'la resmi nikah olmadan dünya evine giriyorlar. Geliyoruz, 2011'in Aralık ayında oluyor bu. Evet. 2012'nin işte ilk 3 ayında aile gelin gezdiriyor vesaire derken bu ailenin başına büyük bir trajedi geliyor. Evet, evet. Yani Mart ayı gibi, Şubat sonu evet, gibi evet. Senin damadın ailesinin başına büyük bir trajedi geliyor. Evet. Ne oldu Gül Hanım? Vallahi aralarında eskiden husumetleri var mıymış onu hiç bilemiyorum. Tabii elin içine de pek girip de yani söyle mi böyle mi derdi bana yanmaz yani ilin adamı. Soramam da. Oldu bitti yani hep huzursuzlukları varmış eskiden en ara. Onu da biz bilmiyorduk. Böyle olacağını bilsem dünyaları önüme serse acaba döner de bakar mıyım? Ben yavrularımın uğruna kül oldum, savruldum. Ben onları zor güç büyüttüm. Ben açta kaldım, susuz da kaldım. Ben yavrularımı kimsenin sinisinde, sofrasında Serap Hanım büyütmedim. Ben anne olarak ben öksüzlükte büyüdüm. Ben anne olarak yavrularımı kimsenin elinde büyütmedim. Kocan ne iş yapıyor Yaşar Bey, Gül Hanım? Nerede buldu onu çalışıyor. Yedi yani... çocuğa öyle bak. Evet. Aslan gibi bak Yunus. Elini annen öper. Doğruları söylüyor. Bence gerçekten çok tam böyle, böyle bir Anadolu kadını yani. Ben doğru gerçekten mu? Böyle. Ben illerin tarlalarına çadır kurdum. İllerin nohudunu da yoldum. Mercimeğini de yoldum. Fasulyasını da. Sırtımda çocuklarımı. Ecel terlerim çıkıyordu ben onları büyüdü eski. Ama kıymatını bilemediler. Öyle terbiyeli büyüttüm çocuklarımı. Ama bu başına gelen pek seninle alakalı değil zaten. Şimdi bu gördüğünüz dini nikahla dünya evine girdiği damat Fırat'ın ailesinin başına dedim ya büyük bir trajedi geliyor diye. 2012 yılının Şubat sonu Mart başı gibi Fırat'ın iki abisi amcaoğulları tarafından silahlı saldırıya uğruyorlar. Evet. Ve bir tanesi maalesef cinayete kurban gidiyor, biri yaralanıyor. Bu arada Tuğba'da o sırada işte iki aylık gibi hamile. Evet. Fakat bu olay bir kan davasına dönüşüyor ve damat Fırat yanında yine o kendi herhalde vurulan abisi ya da başka bir abisiyle birlikte Ankara'ya gidiyorlar. Bir araç kiralıyorlar ve Koçhisar'da o kendi abisini öldüren kişiyi ve onun dayısını silahla tarayarak öldürüyorlar. Evet. Dolayısıyla çifte cinayeti işliyorlar. Evet. Ve Tuğba henüz 3 aylık hamileyken Nisan başı gibi 2012'nin Fırat cezaevine giriyor. Evet. Doğru. Maalesef. Doğru, doğru. O Yunus o dönemden ne hatırlıyorsun? Yani aradan geçmiş 8 sene. Sen kaç yaşındasın? Bu pek bilmiyor. Ben, okula gidiyordu. Bu ben o zamanlar 10-11 yaşlarında falandım. Ablam hamileydi yanımıza geldiğinde. İşte yeğenim doğdu. 2014-2015 yılından beri de haber alamıyoruz. Kendisinin bulunmasını istiyorum. Veya bizi görüyorsa, duyuyorsa bir haber etmesini istiyorum. Şimdi o dönemde bu çifte cinayet, onun öncesindeki cinayetler gazetelere, televizyonlara, haber bültenlerine yansıyor. Onunla ilgili görüntülerimizi yarın ekranlara taşıyacağız. Yani bir cinayet, iki cinayet, üç cinayet hiç fark etmez. Bir kişiyi öldürmüyor. Bütün aileyi öldürüyor. Bütün çocukları, çoluğu, anayı, babayı, kardeşi, herkesi öldürüyor. Çünkü neden? Herkesin hayatı allak bullak oluyor. Evet. O dönemde iki ailede Konya'da Sedirler de yaşarken evet, bu olaydan sonra bütün aile çil yavrusu gibi dağılıyor. Herkes orayı terk evet, ediyor. Evet, doğru, doğru. Peki 2012 yılında kızın artık kocası da cezaevine girdi. Evet. Birlikte yaşadığı dini evet, nikahla. Girdi Fırat. Senin yanına mı geliyor hamileyken?
Bizim yanımıza o yaz bırakmadılar. Çocuğum tamamen bir ay Galatasaray doğumuna bir ay Galatasaray. Biz yine kızımızdan o arada haber alamadık. Biz de yani anlayış gösterdik. Daha doğrusu bunların başı telaşlı dedik. Adam gelini aldı bakalım hangi şehirlerde diye. Telefonlar falan kesildi yalnız. Onların telefonu bizde, bizim telefon onlarda. İrtibat onlardan da kesildi, bizden de kesildi. 2014 yılına kadar görüşüyormuşsunuz. Evet. 2014 yılından sonra senin kızının Tuğba'nın bir telefonu var mıydı? Hayır, yoktu. Yoktu. İllerin çapasına, tarla işlerine giderek senden benden alıyordu. Bir halimi hatırımı yani ben dayanamıyorum ya. Onun sesini duymanca yapamam. Bir haftaya bir, 10 güne bir, 5 güne bir, 2 güne bir arayordu. Dertleşiyorduk yani çocuğumla, yalan falan değil Allah'ın yazık, bildiğini. Girmiş bu çocuğunun babası cezaevine. Evet. Karnında bebek. Evet. Ama hala adam çocuğun ailesinin yanında. Evet. Çapaya gidiyor falan. Evet, evet, evet. Peki 8 aylık hamileyken senin yanına mı bıraktılar? Benim yanıma getirdiler, bıraktılar. Niye bunu böyle yapıyorsunuz dedik. Bizi dediler vuracaklar dediler. Biz yine bir başka şehirlere gideceğiz dedi. Seval görümcesi. Allah var şimdi kaynası kaynatası değil. Allah'tan korkarım, yalan söyleyemem. Ondan sonra biz de hoş gördük yani. Çocuğumuz da bayağı 8-9 aydır hemen hemen bir senedir görmüyorduk. Hoş gördük. Aldık çocuğumuzu. Aradan Kasım ayının 10'u geldi. Çocuk sezeryandan doğum etti. Aralık ayında doğurdu. Evet. Ondan sonra... Doğumdan sonra çocuğun 40'ı çıktıydı. Çıktı, 40'ı çıktı. Geldiler bunlar arabayla. Çünkü Seval şöyle, işçi götürüp getiriyordu o çocuk. Bak onu da kötülediğimden değil. Tarlalara çavuşluk yapıyordu o. Geldi arabasıyla, Gülhanım abla dedi böyle böyle. Biz kahvaltı yapıyorduk sabahleyin. Babam, annem merak ediyor çocuğu dedi. İlla göreceklermiş dedi. Geldi, geldiğini öptü, sevdi, ağladı orada. Ondan sonra çocuğu öptü, ağladı. Neyse, biz de dedik kıza, kızım ne diyorsun dedik. Çocuğa döndük. Anne dedi, bu sefer de affedelim, gidelim bağlam dedi. Gidelim bağlam dedi. Gitti neyse. Aradan 15 gün geçti geçmedi. Kayınvalidesi dövmüş, geri göndermiş. Dövmüş. Dövmüş, geri göndermiş. Gördükten sonra çocuk geri geldi. Anne dedi böyle, tamam kızım gitme dedim. Gitme dedim, ben seni zorlayamam dedim. Aradan 4-5 ay geçti geçmedi. Yine geldi bu onların geliniyle, en büyük Özkan'ın hanımıyla aynı bu Seval yine geldi. Bak Seval dedim, bu yaptıklarınız ayıp oluyor yengem, yapmam bunu dedim. Yani bunu Allah'ın emriyle evinize siz gelin aldınız dedim. Bu çocuğa siz niye, bu zaten yaralı dedim. Bu 25 günlük gelin kaldı. Eşinin dedim ne olduğunu bilmeden dedim. Bu çocuğun başına bunlar geldi dedim. Siz bunu niye böyle yapıyorsunuz dedim. Anneme bakma Gülhanım abla dedi. Annem de değil söz dedi. Seval. Ondan sonra. Gülhanım bir şey rica edeceğim canım. Söyle ablam. Şimdi Fırat cezaevine giriyor ya. Evet. Ben şöyle bir şey duydum. Bu arada resmi nikahları da olmadığı için ziyaretine gidebilir miydi? Soyadı tutmuyor. Ancak yani özel üç kişiyi yazdırabilir. Üç kişiyi ziyaretine, yani akraba, anne, baba, kardeş dışında üç kişiyi de cezaevindeki bir mahkum yazdırıp ziyaretine getirebilir. Akraba olmasa bile. Aynen. Hiç gitti mi hiç kocasını ziyarete gidiyor muydu? Gitti. İki sefer bir gitti. Ağlayarak dışarıda kalmış. Görümceleri girmiş. Eltileri girmiş. Ölenin hanımının 3 tane de çocuğu var. O girmiş. Benim kız dışarıda kalmış. Onu katmamışlar. Soyad değişik ya. Onu kasaya yazdırmamış demek. İstede resminin olması lazım. Dışarıda kalmış çocuk. Eltisine şey demiş duydum. Ki. Ben bir şey daha duydum. Buyur ablam. Bu rahmetli olmuş ya cinayet sonrası. Evet. Karısı ve çocukları kalmış. Evet. Dul kalmış. İşte çocuklar yetim evet. kalmış. Evet. Fırat da cezaevinde. Evet. Şöyle bir şey duydum, doğru mu? Fırat'a demişler ki berdel dediğimiz şey var ya. Kardeşinin, abinin karısını sen al. Nikahla kendine. Öyle doğru demiş. Mu? Demişler doğru. Benim kızım birkaç sefer bunu bana anlattı da ben umursunmadım. Kızım başlar döngün dedim. Belki öbür gelin kaçıp gitmesin diye dedim. Çocukları küçük ya. Kaçıp gitmesin diye dedim. Öyle ağız atıyorlar dedim ben. Daha doğrusu. Anne dedi yok bayağı bir gerçek söylüyorlar. Şimdilik bir dur bakalım kızım dedim. Neticeyi bir bekle dedim. O arada da kocasına 40 sene vermişler. Ondan sonra benim çocuğu dıkkalamaya başlamışlar.
Peki o yengeyle evlendirdiler mi onu cezaevinde? Bundan haberimiz yok işte. Haberi kızdan yok. Haberi alamayınca bizde haberimiz yok ablacığım. Yalan söylemeyin ben sana. Yalan mı, esrar mı, doğru mu? Bilmiyoruz. Ama bunu sana kızın söyledi. Bunu kızım söyledi. Eltimle evet. Dedi onu evlendirmek evet. İstiyorlar. Evet. Ölen abinin evet. Yerine. Benim kız da orada zıngarmış. O şu hak onun de değil. Bak o hak onun değil. Benim hakkım. Senin hakkın değil demiş. Eltisine biraz tartışmışlar. Ha, bayağı bu konu konuşulmuş. Evet. Ondan sonra kayınvalidesi yine benim kızı dövmüş. Bu resmi nikah sana olmayacak buna olacak diye. Oh. Onun yüzünden benim bu kız yani dediklerine doğru ben anlıyorum, inanıyorum böyle biraz inanç getiriyorum. Onun yüzünden böyle koyup gitti demişler. Bu laf üzerinde ortalıkta geziyor yani. Başka da biz bir şey bilmiyoruz ablam. İçini dışını bilmiyoruz. Peki Gül Hanımcığım, şimdi çocuk 2012 yılında dünyaya geldi. Şu an 8 yaşında. Torununu görüyor musun sen? Hayır, ona da merak ediyorum. Canım çekiyor ama göstermeyeni ne yapayım abla? Biraz da benim eşim çekinger, korkak daha doğru. Şöyle silah. Nerede birbirini görseler takır takır veriyorum. Ben bazen diyordum. Şimdi Allah kalbimi biliyor. Bak ben abdestimle duruyorum. Yalan söylemeyeyim ablam. Bir gidelim ya. Hanım birbirini vuruyorlar. Biz de arada kaynarız diyor. Bizi kan de, davasına dönüyor. İşte kan davası dedi. Sen beni gördün vuruyorum. Ben seni gördüm takır takır. Nerede gördüm? Arabanı, seni, çorumu, çocuğunu. Vuruyorlar bunlar birbirlerini. Biz bunlara akıl sıra erdiremedik ablam. Şimdi burada bir kan davası bir şey var. Çünkü o iki amca oğlu Fırat'ın iki abisini işte ateşli silahlarla öldürdüğünde bir tanesini. Sonrasında Fırat da gidiyor işte o çocuğu ve onun dayısını vuruyorlar iki kişi. 40 senede ceza alıyor ve o dönemde bu amca çocukları yani daha önceki saldırıyı düzenleyen amca çocukları verdiğiniz bilgiye göre bütün o Fırat'ın ailesinin evlerini Fırat'ın ailesi karşı ailesi amcalarının çocukları. Onlar onlara vuruyor, ateşliyor. Evet. Onlar onlara ateşliyor, vuruyor. İki tarafta boş terk edilmişti zaten. Evet, Herkeli, evet. O evleri ateşe veriyorlar. Yani aralarında büyük bir husumet var ve şu anda Fırat 40 yıl ceza aldı. Öyle duyduk biz. Öyle duydunuz öyle cezaevinde. Duyduk. Evet. Siz 2014 yılına kadar telefonla bağlantı kurabiliyorsunuz. Evet. 2014 yılından sonra kızından ki 2015 yılında onlar telefonlarını değiştiriyorlar. Evet. Ve kızından hiç haber alamıyorsun. Alamıyorum, hayır. Torunun onlarda mı değil mi bilmiyorsun. Onlarda. 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 Çocuk varmış, gidip gelenler var. Yeğenlerim bile hep gidip geliyor amcam diyerekten. Gidip gelip görüyorlarmış. Tuğba'yı da sordular mı benim kızı da? Annesinin yanında dermiş. Bazen de kocaya verdi annesi dermiş. Ben kızımı kocaya verecek hakkım yok bir kere. O anne. Ha öyle bir şey olsa bile ne benim iki tarafından da bir diyalogum olmuş olabilir. Ben terbiyesizlik yapamam. Benim sözüme bana terbiyem el vermez Serap Hanım. Ya sen ne tatlı bir kadınsın ya. Gerçekten böyle. Gerçekten iki gündür ben hani böyle. Ben dört tane kız çocuğu gelin ettim sözünü kestim özür dilerim. Estağfurullah. Dört tane alnımdan öpüldü benim kız çocuklarımın. Ben böyle yetiştirdim. Ben öksüzlükte büyüdüm ama ben diktatör büyüdüm. Ben diktatör İki gündür Allah'ın izniyle konu olan kadınların yaşadığı hayatı, çocuklarıyla ilgili duygularını, işte yasak ilişkilerini, onları bunları dinleyince sen bana çok iyi geldin. Allah senden razı olsun İyi ki ablam. Senin gibi bak, kadınlar gerçekten var da. Gerçekten ben sizlerin vallahi omuzları bak, üzerinde. Bak ben dünürüme de sesleniyorum. Allah rızası uçu Perihan Durmuş abi yapma. Bak gene de ben size iyilikte davranıyorum. Benim çocuğumu ne yaptınız? Öyle amma diri. Ne olur benim çocuğumu göstersinler abla. Ben yanıyorum ya. Ekmek yapıyorum. Ev ekmeği abi dersin. Ekmeği yapıyorum. Kızım neredesin yavrum neredesin? Bu kez eşim geliyor. Sus. Bu birazın morali bozulur abla. Oğlan duymasın. Sus. Ağzımı kapatıyor abi dersiniz. Gözlerim yaşı. Amma geliyor. Benim ciğerim yanıyor. Ya Perihan sen anne oldun. Senin de kızların var 5 tane. 4 oğlum var yapma Perihan. Allah rızası için benim çocuğumu göster. Elini öpeyim bak yalvarıyorum sana. Ben sana terbiyesiz konuşmuyorum. Benim çocuğumu göster. Yapma bunu bana ya sen. Şimdi Serap Hanım.
Buyurun, buyurun Murat Pardon, Bey. Şimdi olayı biraz bizim tarafımızdan değerlendirirsek Gül Hanım'ın bize gelmesi kadar normal bir şey yok aslında. Evet. Eşinin tereddütleri de gayet normal. Bizim tabirimizle açık istihbarat kaynaklarından elde ettiğimiz bilgiye göre her iki ailede ciddi problem husumetten kan davasına dönmüş. Evet. Gül Hanım'ın dediği gibi de ciddi anlamda silahları hızlı temin edebiliyorlar. Evet. O sırada da ele geçirilen silahlar da vesaire durumlar da balistik koruyucu yelekler ne kadar problemli olduğunu gösteriyor. Evet. Haliyle bu tedirginlik içerisinde bize gelmekten de başka bir çareleri yok. Çünkü şunu anlıyoruz güvenlik açısından. Onlarla yan yana belki gelebilirler ama tereddütünüz var güvenliğiniz açısından. Belki evet. Doğru değil mi? Çocukların ben Yunus Bey'in yüzüne baktığım zaman da o tereddütü anlıyorum. Çünkü her an belinden sağından solundan ateşli silah çıkarabilirler. Bir tek baba kalmış. Baba da korkuyor size zarar gelmesin. Evet, doğru evet, anlıyoruz evet, değil evet, mi? Evet evet evet. Bize, gelmeleri hakikaten doğru bir davranış. Yani burada güvende olduklarını biliyorlar. Yani, doğru anladık değil mi konuyu? Evet. Olayın bir tarafı değilsiniz ki. Değiliz, evet. Yani ne, kan davasının bir tarafı ikisi değilsiniz. İkisi amca çocuğu, biz hiçbir şeyleri değiliz. Benim sadece yani, dünürüm. Bence kızının hayatında daha endişe. Evet, evet. Kan çocuğum davasının tarafı değilsiniz ama kızınız orada ve ne olduğu kayıp. Evet. Ve işte, işlenen cinayetlerden, cinayet işlemekten korkmayan bir profilden bahsediyoruz. Evet. Yani şimdi Zerap Hanım bu şimdi kan şimdi artık tabii çağ dışı kalmış bir şey bu. Aslında dile bile getirmemek lazım o tırnak içindeki iki kelimeyi. Hakikaten çağ dışı kalmış bir şey. Ama yaşanmış maalesef o dönemde. Artık hakikaten bu işlerde barışlar sağlandı, köyler birbiriyle barıştı. Evet, evet, evet. Değil mi? Tabii. Hala bunu güdüyor olmak çok çağ dışı, medeniyet evet. dışı bir şey. Evet, şimdi tabii. burada ama şundan söz edebiliriz. Yani çifte cinayet, burada bir cinayet, üç cinayet işlenmiş ve aile içerisinde işlenmiş cinayetler bunlar. Dolayısıyla 5 senedir de sen kızının sağ mı ölüm mü olduğunu bilmiyorsun. Bilmiyorum. Sesini de duymadım. Bak bir tansiyon hastası oldum şu kışın içinde. Bir hafta yattım yoğun bakımda. Gerçekten böyle. Bak 6 tane çocuğum başıma birikti. Tuğbam yoğudu. Ha, o zaman bir belim kırıldı mı benim? Geçen sene bir kalp krizi geçirdim. O zaman yine yok muydu? Neyse herkes geldi geçmiş olsun. Ha, o yine yok. Ama benim buramı bir kurt gibi yedi Serap Hanım. Yiyor da benim buramı kurt gibi yiyor. Bir anne olalaktan yapmasınlar bunu bana. Ben yani kimseye bir şey yapmadım. Bir karıncayı da incitmiş kul değiliz ablam biz. İncitemeyiz de hakkımız da yok bizim. Ama benim yavrularıma da kimse dokunmasın. Dokunamaz da yani. Ben kendi ekmeğimin peşindeyim. Fakirim ama benim gönlüm zengin elhamdülillah. Maşallah. Rabbim Allah deldiği boğazı boş koymaz. Acı soğan arpa ekmeği Allah ne verdiyse ondan geçirip gidiyoruz. Yapman bunu bana ya. Yapma. Bir de annesine gönderdik demişler. O da enteresan. Annesine gönderdim. Annesinin evinde. Ve evlendirdi demişler. Bir de evlendirdi adı geçmiş. Yani bunu da ayıp yani. Ayıp vallahi ayıp. Benim kızım sonuçta gidecek, kaçacak bir kız değil ablam. Kaçmaz asla. Çocuğunun uğruna ölür. Ben onlara şunlar dünya et. Kardeşim benim. Büyüğü kardeşim. Büyüğü babam, küçüğü kardeşim. Herem süt emdirmedim ben onlara. Bak 7 çocuk annesiyim. Herem süt vermedim ben onlara. Ama bunu bana yapmasınlar. Ah şu pandemi olmayacaktı. Seni bir sarılıp öpecektim yanaklarından. Yapmasınlar. Serap Hanım sizin her programda dile getirdiğiniz çok güzel bir şey var. Belki o gerçekleşmiş olsaydı bu noktaya gelmezdi. Hep resmi nikah diyorsunuz ya. Kızımızın şu anda başına gelen şey 4 ay sabredilmiş olsaydı belki de. O resmi nikahından i̇şte, dolayı belki de bu olaylar hiç olmayabilirdi. Dedim dünürlere de gelin dedim bunu böyle yapmayın dedim. Bekleyelim hayır hayır her şeyi hazırla. Adam bak inkar etmiyorum Serap Hanım. 500 kişilik yemek döktü. Öyle şanlı şötehli düğünleri oldu ki. Altınlar böyle kollarında. Boynunda böyle büyük büyüklü. İsterse olmasın hayır. Benim çocuğumun yatacak döşeği yorganı olmasın. Yiyecek yarım ekmeği olsun, mutluluğu, huzuru yerinde olsun. Sağlığı yerinde olsun. Sağlığı yerinde olsun. Sonu iyi olsun derler ya. İşte. Sonu iyi olsun. Şimdi aradığımız Tuğba Düldül bu fotoğrafta gördüğünüz ama bu fotoğraf
Çocuk da o zaman herhalde bir yaşlarında falan. Evet, evet, evet. 2013 yılına ait en yakın fotoğraf. Evet. Sonrasında zaten aile de görmüyor. Sen torununu 2012'de dünyaya geldi, 2013'te bir iki sefer gitti geldi. Sen torununu da 7 senedir görmüyorsun. Görmüyorum, hiç göremiyorum. Sesini de duymuyorsun. Hiç vallahi billahi görmüyorum. Ben şimdi o aileye öyle canım atıyor ki yani elimde kendim büyüttüm ben o çocuğu. Kendim büyüttüm. Ben kızıma bile vermezdim. Kızım işe giderdi. Ben ona annelik yapardım. Şimdi aileye şunu sormak istiyorum. Tabii ki hiçbir kadının gururu böyle bir şeyi kaldırmaz. Bir kere acaba siz gerçekten Tuğba'nın kayınbiraderini, özür dilerim yani cinayete kurban giden kayınbiraderinin karısını cezaevindeki Fırat'la evlendirdiniz mi? Bunun konusu oldukça çok fazla geçtiği için hatta Tuğba'yla eltisi arasında sözlü münakaşalar bile olmuş, yaşanmış. Olmuş, olmuş. Sonunda bu nikah gerçek oldu ve Tuğba evi mi terk etti? Neden bilmeden annesinin yanında diye ve evlendirdi diye etrafa böyle bir şey yaydınız. Tuğba ne olursa olsun canı, malı, namusu her şeyiyle o evdeydi ve size emanetti. Başına bir şey geldiyse o evden çıktıktan sonra ya da çıkmadan bir şey geldiyse bunun hesabı zaten size sorulur. Çünkü neden? En son siz gördünüz. En son sizin evinizde yaşadı. Kavga mı oldu? Dövüş mü oldu? Bu kızın başına bir şey mi geldi? Bu kız çünkü anlattığına göre öyle siz diyelim evden attınız. Başı boş alıp başını gidecek bir kıza benzemiyor. Hayır, hayır, çok, çok hayır. Ne yapardı? Sizin yanınıza asla gelirdi. Evet, doğru mu? Bize ulaşırdı. Ablacığım bunu öldürdüler mi? Çok affedersin. Sattılar mı? Veyahut başına bir şey mi getirdiler? Benim kafamı kurt gibi yiyorlar ablam. Ne olursa olsun benim çocuğum çünkü beni bildiği uçu bana dayanamaz. Arardı yani mutlaka arardı. Ben tembihli aman kızım sesini bana duyur diye önceleri telefonda konuşurka. Tamam anne dedi arkadaşına verirdi telefonu. Ben de arkadaşlardan arıyorum iş arkadaşlarından derdi. Yani bunu telefonda falan konuşmayla sen beni iyi biçmezsin ah buyursun. Ben seni iyi biçmem. Ama bunu niye böyle yaptılar bilmiyorum ya. Adamlar seve seve aldılar bunu çeke çeke aldılar. Şimdi sorularını dedi. Sor. Bu kameraya bakarak o aileye sorularını sor. Ben de şunu soruyorum. Tuğba nerede? Tuğba'nın başına ne geldi? Bu kayınbirader, ölen kayınbiraderin karısıyla, işte dini nikahlı çocuğunun babasıyla evlendirilme mevzu gerçek oldu ve bu çocuk buna dayanamayıp kendi canına kıydı ve bunu örtbas mı ettiniz? Başına bir şey mi getirdiniz? Başını aldı gittiyse sizin yanınızdan gitti. Sen de onlarla bir konuş, bir de kızına seslen bakalım. Evet. Tuğba, anneciğim Allah rızası için yavrum eğer sağsan, eğer görüp bilip duyuyorsan beni yalvarırım kızım ben hastalığa kardım senin için yapma Tuğba'm. Korkuyorsan, çekiniyorsan hiç korkma abilerin de rızası var, babanın da rızası var, amcanın da rızası var, herkesin rızası var anneciğim gel yapma yalvarırım ben sana ellerini öperim benim küçücük yumurcak yavrucağızım Allah rızası için. Yandım, tutuştum, kavruldum Tuğba ben seni kuşu. Benim aklım kalmadı annem. Yapma bunu bana. Durmuş abi, ekmek yedik, su içtik. Bak abi diyorum ben sana. Allah rızası için Perihan, dünürüz şurada. Yapma, benim çocuğumu gösterin. Ya yerini söyleyin benim çocuğumu. Ben tansiyondan benim gözlerim falan bozuldu. Yapmayın. Benim aklım, beynim, iş güç görmek bile canım istemiyorum. Benim çocuğuma ne yaptınız söyleyin. Söyleyin ben yerini bulayım. Bulayım dağlar gibi burada Serap Hanım var. Allah rızası için. Devlete millete Allah razı olsun. Söyleyin de ben yerini bulayım çocuğumun yapmayın bunu bana. Diyecek Gül bir şey Hanım, bulayım. Bu ailenin şu an yaşadığı yer belli değil mi? Söyleme ama nerede yaşadıkları belli. Onlar birbirini biliyorlar. Kayıp değiller. Onlar bir yerde tabii ki yaşıyorlar ve ben oradaki konu komşudan da rica ediyorum. Daha önce Tuğba'nın kaybolduğu
dönemde yaşadıkları evde konu, komşu, herkes bize bağlansın. İsteyen çıksın buraya gelsin. Evet. İsteyen biz gönderelim ekibi, oradan canlı yayına katılsınlar. Tuğba son zamanlarda ne yaşıyordu? Tuğba'nın başına ne geldi? Tuğba'nın çocuğunun babası gerçekten yengesiyle evlendirildi mi? Ve Tuğba'yı en son gören kimdi? Ben bütün oradaki köylü, her işte kasabalı, neyse mahalleli, onların hepsiyle bir canlı yayın gerçekleştirmek istiyorum. Tuğba'yı son görenlerle ilgili. Seni çok sevdim. Allah razı olsun. Göre versin. Teşekkür ederim. Allah bütün kadınlarımız kardeşlerinin de moralleri bozuldu iyice. Bildirmiyorlar ama moralleri bozuldu iyice ablacığım. Biliyorum, biliyorum. Gül Hanımcığım, ben şimdi seni de Yunus'u da yavaştan, dur şimdi değil, biraz dışarı alacağım. Evet. Bu arada biliyorsun Medine'miz var, Mehmet Sıddık var. Tamam. O da oğlunu arıyor. 4 tamam. sene önce terk edilmiş. Tamam abla. Bir çocuk bulduk ama onu araştırıyoruz. O mu değil mi? Onların konusuna geçeceğim. Tuğba ile ilgili de bütün araştırmalarımızı yalvarırım, bunu bulun bugün Serap itibaren. Hanım. Ellerini öperim ben. Ay senin. Allah. Eğer bulunsun, ayaklarını öperim. Aa, lütfen. Ben senin bak 60 yaşındayım. Ben ne yapacağım biliyor musun? Ben şöyle bir... Eğilip ayaklarını öpeceğim ben senin. Ben senin, ne yapacağım ben seni bak. Benim kızlarım küçük küçüktü. Ondan beri izliyorum. Ben senin hastanım. Sen benim yaşımı çıkarıyorsun ortaya şimdi. Hayır, bak bunları sorayım. Özür dilerim. Hayır. Bak, bir şey ben senin hastanım. Hayır, ben de sana hasta oldum. Yemin ediyorum. Allah böyle seni mıncıklamak istiyorum. Benim. Nasıl tatlı, nasıl... Şimdi ben bir gün şey yapacağım. İnşallah kızını bulalım da böyle tulumlar falan giyeceğiz ikimiz de. İnşallah. Kafamıza da geçireceğiz. Öyle bir sarılacağız. İnşallah. Bir sarılasın var İnşallah. Sana. İnşallah. Allah razı olsun. Hadi o zaman teşekkür Medine'ye ederim. Geçelim. Mehmet Sıddık, 4 yıldır haber alamadığı oğlunun bulunması ve kaçan eşinin sonradan doğurup nüfusa kaydettirdiği 4 çocuğu kütüğünden sildirmek için programımıza başvurdu. Medine'ye ulaştık ama Kemal'in bir apartmana terk edildiği ortaya çıktı. Ekibimiz 6 yaşındaki Kemal'in izini sürmeye başladı. Ben kimseye vermedim, kimseden para almadım, bir apartmana bıraktım. Benim sorumsuzluğum nerede oldu, gidip bakmamı umuyordum. Apartmana terk edilen çocuk Kemal mi? Aynı tarihlerde Ankara'da semt olarak aynı yerde bir erkek bebek bulunuyor. Fakat onların tarifiyle üzerindeki kıyafetler birbirine uymuyor. Acaba başka bir çocuk daha bırakıldı ve tesadüf bu ya, o çocuktan mı bahsediyoruz? Yoksa Medine'nin bıraktığı Kemal'den mi bahsediyoruz? Küçük çocuk evlatlık mı verildi? Yuvaya bırakıldıysa birisine verildi. Her neyse bilmiyorum şu anda. Afaki konuşmayayım. Sen çocuğunu istiyor musun? İstiyorum efendim, ben istemez olur muyum ya? 4 yıldır beni mağdur etmiş bu kadın öyle. Ben nasıl isteyeyim çocuğumu? Neler çektik biz 4 yıl boyunca ya? Ne bir iş düzenim oldu, ne bir şey oldu. Mehmet Sıddık oğluna kavuşabilecek mi? Cuma günü biliyorsunuz Keçiören'de bir apartmanda apartman sakinleri o dönemde buldukları bir çocukla ilgili bizi bilgilendirdiler. Hemen seyircilerimiz dediler ki tamam işte buldunuz Kemal'i, tamam bu konuyu bitirin. Öyle olmuyor efendim, öyle olmuyor. Çünkü çok önemli bir bilgiye daha ulaştık. Birazdan onu sizinle paylaşacağım. Ama hafta sonu yine bir gelişme oldu. Şöyle ki bu 4 çocuğunun babası Vedat Medine'nin. Medine bu arada hoş geldin. Hoş bulduk abi. Diğer stüdyoda ona bir bağlanalım. Çünkü bu gelişmeyi senin de bilmen lazım. Vedat'ın da bilmesi lazım. Şimdi ne olmuştu? Geçen hafta biliyorsunuz buradaki yayın sırasında yayın sebebiyle ve tabii ki bu bir suç duyurusu olarak kabul edildi. Sersefil, kimliksiz, daha doğrusu nikahlı kocasının kimliğinde yaşayan 3 çocukla terk etmişti 2 yıl önce Vedat'ı. O çocuklar Medine'nin arkadaşı Zeynep'in evinden alınıp sosyal hizmetlere götürüldüler. Hafta sonu bir gelişme daha yaşandı. Bu çocukların gidişi, diğer 3 çocuğun gidişi görüntüleri yine ekranda. Bir tane çocuk ki onu 4 yaşındaki kız çocuğunu Medine giderken çocuğunun babası Vedat'a bırakmıştı. Ve 2 senedir de hiçbir şekilde görmüyordu. Bu minik çocuklar o günden beri 4-5 gündür devletin şefkatli kollarındalar. Vedat, hafta sonu şöyle bir gelişme yaşandı. Senin yanında kalan
4 yaşındaki kızın da Medine, o kız da sosyal hizmetlere gitti. Yani Vedat, önce senin bir duygularını almak istiyorum. Ablam, ben çocuklarıma her zaman bakarım. Neden aldınız ki onu siz? Evet. Ne diyorsun Vedat? Çocuklarıma ben her zaman bakarım. Neden aldınız ki Serap Hanım? Biz almadık Vedat'cığım. Biz kim almadık? Aldı? Biz niye, nasıl alalım? Böyle bir şeye yetkimiz bile yok. Sen bak bir türlü anlamıyorsun. Niye alındı? Sen bakıyorsun. Bakıyorum Serap Hanım. Kim diyor bakmıyormuş diye? Kim diyor? Ben her zaman bakarım bebelerime ya. Bak canım. Senin çocuklarına bakabilirsin. Sen çocuğu, o çocukları çok seviyor olabilirsin çocuğu. Fakat sevilmez mi Serap Hanım çocuklar? Ne babası belli. Daha doğrusu şöyle belli, sen varsın da kimlik anlamında söylüyorum. Evet. Hiç alakasız bir adamın üzerine yazılı, anne bırakıp gitmiş çocuğu. Konu komşu da tabii bu arada dilendiriyor vesaire diye ihbarlarda. Onlar hep yalan, hep yalan onlar. Bulundu. Sülalesi yalan. Senin 4. çocuğunda yani bak. Şöyle söyleyeyim sana Medine, 6 yılda 6 çocuk yaptın. Bir tanesi Kemal zaten zavallı, o sokağa terk edildi. 4 tanesi de alındı. Senin şu anda karnında 4 aylık bir bebeğin var. O da Niyazi'den. Niyazi ortada yok. Ve sen karnındaki bir tek bebekle kala kaldın. Yani 6 yıldır yaptığın çocukların hiçbiri şu an sende değil. Ne hissediyorsun? Kötü. Kötü değil mi? Sen okula gittin mi hiç? Gittim. İlkokula mı gittin? Kaç? 8. sınıfa kadar gittim. 8. sınıfa kadar gittin. Hiçbir hayalin yok muydu okuyacağım, şunu olacağım, bunu olacağım diye? O zaman yok. Yoktu, hiç hayal etmedik delik. Peki 6 tane çocuk ve şu anda sadece karnındaki var. Bir de o konuyla ilgili dedin ki Zeynep'in üzerine yazdıracaktım, onun işte babasının bir soyadını verecektik falan filan. Bunların hepsi de dolandırıcılığa giriyor. Bunların hepsi yanlış. Bunları senin aklına kim soktuysa, kim sokuyorduysa sana iyilik yapmıyorlar. Ve bu çocuk da muhtemelen doğduğunda senden alınacak bu durumda. Doğru mu? Baba yok ortada. Kimin üstüne yazdıracaksın? Bir sürü şey geldi başına. Bir sürü. Vedat. Of Vedat, of. Yemin ediyorum artık kızamıyorum bile ya. Yani artık kızma noktasını geçiyorsun. Bu kadar bilinçsiz, bu kadar... Ve bütün yapılan hataların bedelini çocuklar ödüyor değil mi Vedat? Bütün yapılan hataların bedelini çocuklar ödüyor. Sorun şu ki Vedat yuvaya da gitse Vedat'a göstermeyecekler öz kızını. Evet. Babası olmasına rağmen yurda da gitse göstermeyecekler Vedat'a. O 4 çocuğunu da göremeyeceksin Vedat. Çünkü elinde hiçbir resmi belge yok. Bu arada Şadiye Hanım telefonda. Şadiye Hanım Vedat'ın annesi ve Vedat İstanbul'a program için gelirken... Çıkmak mı istiyorsun? Sadi. Çıkmak mı istiyorsun Vedat? Daha fazla dayanamayacağım Serap Hanım ben. Peki ama... Kötü oldum, fena oldum ben. Ama bir şey soracağım. Şu mesajı vermen lazım ne olur. Çok önemli çünkü bu. Siz yetişkin insanlarsınız ama bak bu çocukların başına ne geliyorsa yetişkin insanların verdiği yanlış kararlar yüzünden geliyor. Senin duygularını anlatman lazım ki bunlar yaşanmasın. Bunlar yapılmasın. Resmi nikahla doğru düzgün davullu zurnalı. Şimdi değil tabii davullu zurnalı. Serap Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur bunları söyle de çocuklar bunları yaşamasınlar. Tamam. Ben ister miyim Sıddık kardeşimin üstüne kabul etmeyi onları? Babası benim, ben olmam gerekiyor ama mecburiyetten yaptık onu biz. Ne suçumuz var burada, ben anlamadım onu. Kadın nikahını nasıl yapacağız? Hala anlamadınsa Vedat'cığım, ben demek ki biz uzmanlarımız hiç kimse bir şey anlatamamış size. Neyse sen kötü oldunsa hadi çık istersen oradan. Ben çocuklarımı çünkü, üzerime almak istiyorum Serap Hanım, onu da söylemek istiyorum. Bak o konudaki hukuki meselelere, hukuki benim yaptırımlara sırayla geleceğiz.
Önce Kemal'i bir netleyelim. O mu değil mi? Çünkü bazı bilgiler aldık. Onları birazdan paylaşacağım. Tamam, sonra bu çocuklara gelecek sıra. Ama tabii ki Medine ile onun boşanması lazım. Senin onunla gibi gibi. Yani o kadar çok prosedür var ki. Sen şimdi dışarı çık. Çünkü o stüdyoyu birazdan Medine'nin annesi gelecek. Ve o da canlı yayında olacak. Bu arada ben Sadiye Hanım'ı bir telefonla konuşayım. Sadiye Hanım Vedat'ın annesi. Yani 4 yaşında, o 4 çocuğunda babaannesi oluyor. Sadiye Hanım merhaba. Bu arada ben Sadiye Hanım'ı bir telefonla... Sadiye Hanım, televizyonun sesini kapatır mısın canım? Sadiye Hanım, merhaba. Merhaba. Canım, televizyonun sesini kapat Sadiye Hanım. Kapattım. Evet. Sadiye Hanım, sosyal güvenlik görevlileri ne zaman geldiler? Efendim? Sosyal güvenlik görevlileri ne zaman geldiler? Cuma günü geldiler. Oğluma da söyleyemedim. Üzülecekti. Ben de çok üzülüyorum. O zamandan beri ben kızımı verdim. Yani dayanamadım. O zamandan beri de çok üzülüyorum. Ben kızlarım, yani çocuklarımı almak istiyorum. Ne olur o sık beni de söyleyin. O da acı çekiyor. Ben de burada acı çekiyorum. Babası da orada acı çekiyor. Gördüğünüz ağlıyor. Ben yani verirseler özürlerini de almak istiyorum. Ben kızımı da almak istiyorum. Hepsini almak istiyorum. Ne olur. Kurban olmayayım. Bak yalvarı yok. Hocam. Dırdık biz, yok. Yok yok yalvarma. Duyuyorum. Bak bizimle bir alakası yok. Bak. Dur canım. Sadiye sen Hanım. Sen ağladın sözüne. Bizim bir suçumuz yok. Senin Sadiye Hanım beni duyabiliyor musunuz? Beni duyabiliyor evet. musunuz? Ya yani şimdi çok üzülüyorsunuz ve haklısınız. Baktığınız torununuz gitti. Yani bir daha da görme şansınız çok düşük. Çünkü kağıt üstünde evet. hiçbir akrabalık bağınız yok. Evet. Peki ya bunlar şimdi parkta tanışmışlar. Aynı gün Vedat eve getirmiş. Siz büyükleri olarak niye hiç müdahale etmediniz? Yani bu üzüntülerin doğacağını düşünemediniz mi? Devam diyelim. Daha gençler, tamam. daha tecrübesizler yaptılar bir hata. Hı-hı. Ama siz tecrübeli yaşlıları ailenin ne yaptı? Ben bunu Medine merak ediyorum. Medine ilgilenmedi ki neden ilgilenir? Anneciğim bir aralım, soralım, soruşturalım. Bana bir şey demedi ki ne? Hayır, annemin yanına getirdim dedi bize. Yani eve getirdim, annemle yaşıyorduk dedi. Aldım Medine'yi parktan eve getirdim. Aynı gün karı koca olduk dedi. Evet. Yani böyle bir şeyi nasıl kabullenebildiniz ki? Başka hiç büyüğü yok muydu ailenin? Ben ailenin büyüklerinin müdahale etmesi gerekmez mi bunlara? Korkuyorum dedi. Medine korkuyorum dedi. Töreleri varmış onların. Biliyorum bir töreleri var. Töresi ya. Uyduruyor. O yüzden ben daha bir şey diyemedim. Araştıramadım da. Onun için bıraktık yani. Kapattık. Çocuk giderken ağladı mı çok? Ne zaman? Cuma günü. Kim ben mi? Torunun giderken çocuk ağladı mı? Babasına yolluyoruz dediler. Hani alan kişiler de babasına gönderiyoruz deyince yani. Ağlamadı. Ağlamadı öyle değildi yani. Hani öylesine vereydim. Ben yani şey yapaydım çocuğum ağlardı. Oradaki çocuk sesi. Çocuk sesi. Babasına gidiyor değil çocuk seviniyor. Çocuk sesi geliyor oradan Sadiye Hanım. O da mı torun? O benim torunum. O da torunum. Bu 4 yaşındaki kıza sen mi bakıyordun? Evet canım. Evet ben büyüttüm. Ben baktım. Peki dilendirdiği doğru mu Vedat'ın bu çocuğu? Hayır, hayır. Ekibinizi yollayabilirsiniz at pazarına. Soruşturabilirsiniz. Herkese, komşulara filan sorabilirsiniz. Bunu size kim dediyse o yalan söylemiştir. O çıksın, stüdyoya çıksın, konuşsun. Hangi stüdyosa? Bu çocuk... Anladın iki mı? Senedir de anladım canım. Bu çocuk iki evet. senedir de annesini görmüyordu. Şimdi ne sen babaanne olarak ne oğlum evet. baba olarak hiçbir şekilde evet. bu çocukları, dört çocuğu da sen öbürlerini de iki evet. senedir görmüyordun herhalde. Görmedim. Hiçbiriniz gidip bu çocukları sosyal hizmetlerde maalesef ziyaret edip göremeyeceksiniz. İşte nikahsız beraberlikten olan çocukların evet. kaderi. Efendim bu arada Medine'nin 4 senedir görmediği, daha doğrusu anne de görmüyordum, konuşmuyordum dedi. Medine de öyle evet. dedi.
Çünkü bir dedikleri bir dediklerini tutmadığı için sonra öğrendik ki 2 senedir anneyle de kız kardeşle de gayet de konuşuluyormuş. Şöyle bir toparlamak gerekirse Medine yayına çıktığı andan itibaren tabii ki ilk önceliğimiz bir kış günü sokağa bırakılan Kemal'i bulmaktı. Ama sonrasında bambaşka hikayeler çıktı. 4 tane çocuk ortaya çıktı. Nikahlı eşi Mehmet Sıddık'ın üzerine yazılmış. Zaten Mehmet Sıddık eğer ki gidip nüfus müdürlüğünde o bilgiye ulaşmasaydı bunlar da ortaya çıkmayacaktı. Ve hala o 6 yaşında olan çocuğunun hala annesinin yanında olduğunu, sağlıklı olduğunu ama kendisinden kaçırıldığını düşünüyor olacaktı. Bu süreçte yapılan bence en doğru şey bu 4 çocuğun sosyal hizmetler tarafından alınması oldu. Neden diyecekseniz, diyecek olursanız, bütün sosyal hizmetler görevlileri der ki, tabii ki biz devletin şefkatli kollarıyız ama her çocuk ne olursa olsun anne babasının olduğu yerde, yuvasında olmalı. Ama bu çocuklar ne yazık ki her biri bir yere dağılmış, poşet gibi taşınmışlar. Dolayısıyla bu çocukların yuvada olması, sosyal hizmetlerde olması onların menfaati açısından bana şu anda daha doğru geliyor. Kusura bakma Medine. Şimdi 4 çocuğun bir tanesi de Kemal, bunların hepsinden bir anda yoksun kaldın. Bir tek karnındaki çocuk var. Muhtemelen o da alınacak doğum olduğu zaman. Ve bütün bunlar hatalar sonucu meydana geldi. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Lütfen buna çok doğru cevap ver. Artık ben her sorduğumda farklı cevaplar almaktan yoruldum. Yoruldum. Seyirci de zannediyor ki ben bu soruları hani unutkanlık yüzünden defalarca soruyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Her seferinde farklı cevap aldığımız için doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi sen Kemal'i götürdün, Keçiören'de bir yere bıraktın. Şimdi sen orada Altındağ'daydın. Taksiye bindin, Keçiören'e geldin. Orada bir arkadaşın vardı. Aradın, evde yokum dedi. Çocuğu da oraya bıraktın. Ben şunu soracağım. Sana Keçiören'in fikrini aklına kim soktu? Bunu neden soruyorum biliyor musunuz sevgili seyirciler? Ben bir Ankaralıyım. Allah muhtaç etmesin ama Keçiören'de benim çocukluğumdan beri bildiğim Keçiören Atatürk Yetiştirme Yurdu, o zamanki adıyla Çocuk Esirgeme Kurumu vardı. Ve bu tür bırakılan çocuklar genelde o civarda bırakılırdı ki biri alır o yuvaya götürür diye. Ben araştırdım, o yuva halen var. Sana benim yazdığım senaryoyu söylüyorum. Lütfen doğruysa doğru de. Bu arkadaşın ya da birisi dedi ki sen bu çocukla iş güç bulamazsın. Bulduğun işlerde de barınamazsın. Artık ne iş güç yapıyordunsa her neyse. Bu çocuğu Keçiören'de bir yere bırak. Ama karakola götürürsen kamera var. Efendim sosyal hizmetlere götürürsen kamera var. İşte yani resmi bir yere Cami avlusuna bırakırsan kamera var. Birisi sana dedi ki sen bu çocuğu Keçiören'de yoksa Altındağ'dan kalkıp Keçiören'e gidip oraya çocuk bıraktım, arkadaşıma gittim sonra gibi bir hikayeye ben inanmıyorum. Sana bu aklı kim verdi? Oraya bırak ki birisi bulsun, en yakın yer neresi? Önce karakol, sonra yuva. Böyle olmuş olay. Bana bir anlat artık bunun gerçeğini. Yok Serap Hanım, kimse bana hiç akıl vermedi. Hani akıl verseydi ben şimdi bu durumda değil de başka bir durumda olurum. Hayır, ben iyi akıl verdi demiyorum. Kötü akıl verdi sana demek yok istiyorum. Sen Keçiören'i nereden bileceksin de orada bir yuva olacak da işte oradakiler alacak da onu karakol... Gerçekten orada bir yuva olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de sonradan biraz ki... Evet, yayına çıkan bir şey. Perçemin mi çıkmış, ne olmuş anlamadım. Şurası mı arkadaşlar? Olsun ya, ne olacak? Perçem bu, çıkar kalkar iner. Burası mı? Düzeldi mi? Düzeldi mi? Şu tepemde mi? Hocam şurada bir şey varmış. Şurada bir şey varmış. Şu değil de şurası kalkmış Serap Hanım. Onu indirmenizi tamam, rica yeter ederim. Ki saç, bozulan saçımız olsun değil mi? Bak hocamın saçları maşallah kalıp gibi duruyor. Peki. Tabii yönetmen gözüyle bakınca rahatsız oluyor. Şimdi sen ona, kimse sana akıl vermedi. Sen kendin gittin, Keçiören'e bıraktın. Peki. Şimdi annesi bugün geldi. 4 senedir yüz yüze görüşmemişler. Daha önce telefonla da konuşmamışlardı. Ama ortaya çıktı ki iki yıldır konuşuyorlarmış. Yok, yüz yüze hiç konuşmadık. Yüz yüze hiç görüşmedik. Hiç görüşmediniz. Yok hiç. Peki bu... annen diğer stüdyoda...
Ben anneye bağlanıyorum şimdi. Efendim, adınızı vermemi ister misiniz, vermeyeyim mi? Kesinlikle. Kardeşim annem. Anneye söylüyorum, soruyorum. Adınızı vereyim mi, vermeyeyim mi? Hayır, kesinlikle. Peki, vermiyorum. O zaman size de Ayşe Hanım diyorum. En basitinden ne yapayım, bir isim vermem lazım. Siz kızınız Sıddık'ı terk edip gittikten sonra gidiyorsunuz, bir araştırma yapıyorsunuz Ankara'da. Bu terk edişten ne kadar sonra gittiniz Ankara araştırmasına? Ben mi? Biraz yüksek sesle konuşur musunuz lütfen? Evet, 3 gün sonra. 3 gün sonra? Evet. Peki de... Ankara bilgisini nereden aldınız? Oradaki polisler... Hayır. Çünkü ben Mersin'deydim. Ha. Mersin'de olduğum sürece ben oraya kayıp başvurusu vurdum, verdim savcılığa. Evet. Zaten 3 gün aradan geçti. 4. gün haber geldi, dedi Ankara'da bulunmuş bu bayanla bu çocuk. Siz Ankara'yı bilir miydiniz, tanır mıydınız? Sıdığı da beraber götürdüm. Tamam, beraber 3 gün sonra, öyle mi? Evet, 3 gün sonra. Evet. Peki Ankara'da tanıyıp bildiğiniz bir yer miydi, şehir miydi? Daha önce gitmiş miydiniz? Hayır, kesinlikle Ankara'ya gitmemişim. Polis size bilgi verdi. Bu arada Medine, sen de otelden alınıyorsun. Aynı, evet, tarihler tutuyor. Sen gittiğin gün otelden alınıyorsun gece ve arandığın için, hakkında kayıp ihbarı olduğu için karakola götürülüyorsun ve diyorsun ki ben kayıp değilim, ben terk ettim, dönmek istemiyorum. Evet. Annene de bu bilgi Ankara'da diye geliyor. İkiniz gidiyorsunuz. Evet. Fakat polis size bir adres veriyor mu Ayşe Hanım? Hayır, zaten ben Mersin'deyken bu haber geldi, Ankara'da diye bulundu. Evet. Biz Sıdık'la beraber gittik. Orada bize dediler ki Altındağ'dadır. Biz Altındağ'a gittik. Orada da bulamayınca zora şeye gittik. Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gittik. Hı. Orada dediler ki sığınma evinde de dedi biz size görüştüremeyiz. Tekrar memlekete döndük. Ondan sonra 2017 yılında ben tekrar Ankara'ya geldim. Yani 1 yıl sonra. Evet. O 1 yıl içinde ne Medine'den ne de Kemal'den hiç haber aldınız mı? Kesinlikle, kesinlikle. Geçen seneden beri haber aldık. Kesinlikle. Geçen sene değil de 2 senedir diyor. 2 senedir, yani 2018'den beri telefonla hem sizinle hem kız kardeşiyle konuşuyormuş. Kız kardeşleriyle konuşuyordu, evet. Siz Kemal'i Keçiören'de sokağa bıraktığını ne zaman öğrendiniz? Çünkü Serap Hanım, ben oraya Demir Fırka Karakolu'na gittiğim zaman bana dediler ki bu çocuk 9 aydır yuvadadır. O da kardeşlerine söylemişti, yani demişti ki hani ben oraya bıraktım diye, ben inanmıyordum. Ben diyordum bu bilmiyoruz. Zaten işte ifade belli, karakol belli, amir belli, her şey belli. Bu çocuk dedi yuvaya verilmiş. Ben onun için yani kalbim rahat oldu. Siz 9 ay sonra yani Medine kaybolduktan ve sizin onu Ankara'da aradınız, sonra memlekete döndünüz. 9 ay sonra ya da 1 yıla yakın bir süre sonra tekrar Ankara'ya geldiniz. Ve orada size Kemal'in 9 aydır yuvada olduğu söylendi. Evet, kesinlikle. Bu ikinci gidişinizde Sıddık yanınızda mıydı? Hayır, ben onu çağırdım. Ben oradaydım zaten efendim, Ankara'daydım. Tamam. Kendisini otogardan aldım ben hatta. Peki bu bilgiyi alırken Sıddık yanınızda yok muydu? Hayır, bu bilgiyi alırken yanımda değildi. Ben Sıddık'a telefon açtım. Dedim Sıddık gel, çocuk bulundu, çocuk yuvadadır. Dedim git Demir Fırka Karakolu'na, o da Recep Aydın diye bir amir var, oraya git. Dedim sana adres verirsen gidip çocuğunu bulursun dedim. Ama orada bir hafta bekledim, Sıddık'ı görmedim. Ama Sıddık'a telefonda evet Kemal yuvadaymış 9 aydır dediniz, öyle mi? Evet, aynen. Sen niye bize söylemedin Sıddık bunu hiç? Efendim kayınbabası da öyle diyor. Kayınbaba da öyle diyor. Yurttadır diyor çocuğun. Onlar yurtta diye şimdi Serap Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Hangisi doğru söylüyor? Hayır ama ben, sen bize geldiğinde... Serap Hanım. Efendim, efendim Ayşe Hanım. Annesine dedim, ablasına dedim, kendisine dedim. Hiçbir yurtta yoktu efendim. Araştırdık, dedim çocuğu git araştır, çocuk biz. Demir Fırka Karakolu'na git, orada sana adres verirler.
Yalansa yalan desin. Seninle beraber gittik biz demin. Bir defa gittik. Karakola beraber gittik seninle. Karakola beraber gittik. Bize de böyle isim verilmedi efendim. Hayır, çok kesinlikle. Yurtta değil de kesinlikle senin... kimse söylemedi bize. Hanımefendi geçen programda acıdık söyleyemedik demiştiniz. Hangisine inanalım? Efendim? Telefonla bağlandığınızda acıdık sıddığa söyleyemedik demiştiniz. Yo dediler ki hani kız dedi ya ben apartmana bırakmışım. Biz onu diyemedik. Onu da biliyor. Yuvaya verildiğini söylediniz. Evet, aynen. Ama Sıddık sen bize benim çocuğumu dışarı bırakmış olduğunu buradan burada öğrendin zaten ama çünkü söylememişler ama yuvada olduğu bilgisi sana söylenmiş ama sen bize bakıldı da yok efendim, yuvada da yok çocuk. Baktım çünkü yuvalara da. Yuvaları da kontrol ettim ben, yok. Peki hanımefendi Ayşe Hanım. Evet. Geçen gün telefon bağlantısı sırasında dediniz ki dün bana bir telefon geldi. Kemal öldürüldü ve gömüldü dediler. Ben de bayıldım, çok fena oldum. Peki siz onun güvende olduğunu biliyorsanız neden bayıldınız? Neden bu habere inandınız? Ama Serap Hanım, hani siz bana dediniz ya, ben telefona bağlandığım zaman dedim ya Demir Furkaya gitmişim, böyle bana dediler, bir ifade verdiler. Tamam. Siz inanmadınız, dediniz devlete suç atıyorsunuz. Ben o öyle deyince zaten korktum, dedim acaba bunlar bana beni kandırdı mı? Bu yalan mıydı? Doğru muydu? Ben mi yanlış anladım? Yani o yuvaya verildiği bilgisi acaba yanlış mıydı diye düşündünüz. Aynen. Ve o telefona inandınız ve çok kötü oldunuz. Çok kötü oldum. Öldüm. Bu kızınızın Kemal'i oraya bırakması, sokağın ortasında kış günü bırakmasına ne diyorsunuz? Vallahi çok üzülüyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok çok böyle içim parçalanıyor. Nasıl? Ne diyeceğim? Şimdi 4 çocuk daha yuvaya gitti biliyorsunuz. İyi ki de gitti. Doğru, vallahi iyi ki de gitti. Vallahi iyi ki de gitti. Devlet herkesten, annesinden babasından da iyi bakar. Ayşe Hanım, ben bir şey duydum. Siz bir ara Medine'yi tedavi için doktora, hastaneye götürmüşsünüz. Hocam kendisi de biliyor, yanındaki kendisi de biliyor. Ben Mersin'e gittiğim zaman bunu devlet hastanesine götürdüm. Orada tedavi ettirmek için ismini, doktorun ismini de verebilirim. Yok yok, gerek yok. Bana 3 tane ilaç Medine'ye yazdılar. Dedi bunları kullansın, biraz şeyinde zihinsel engelli var yani şeyinde. Biraz zihinsel engelli mi dedi? Evet dedi, yani biraz aklına ne geliyorsa onu yapıyor. Bipolar bozukluk mu dediler, hatırlıyor musunuz? Teşhisi hatırlıyor musunuz yani? Kağıdı bende vardı ama nereye bıraktığımı bilmiyorum. Kağıt çantamdaydı. Keşke görselseydim ama aradım bulamadım. Bu arada Medine ilk geldiği günden beri ailesinden çok şikayet etti. Hocam bu ilacı ben ona verdim. 3 tane ilaçtı dedi. Doktor dedi 3 ay kullansın. Tekrar bana gelsin dedi, bir test yapacağım. Ben memlekete dönünce ona aradım. Kızım dedim, ilaçlarını içiyor musun? Anne hayır dedi. Neden dedim? Dedim çünkü uykum geliyordu dedi, çöpe attılar. Hocam biz bir acaba zeka testi gibi bir şey ya da işte böyle bir rahatsızlığı olup olmadığına ilişkin... Bir yani psikiyatrinin muayene etmesi lazım. Yalnız zekasıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ben. Yani ciddi bir efendim, sorun olduğunu düşünmüyorum. Efendim, zekasıyla sorun olan bir insan nasıl 4 tane 5 tane çocuk doğurabilir? Yok, çok büyük bir zeka gerekmiyor. Kessene sesini. Sen yani çocuk ya. Konuşma abi, konuşma. Çocukları. Sen 4 tane çocuğu utanmadan yaptın. O çocuğu nasıl sokağın ortasına bırak kaçtın? Sen onu söyle bakayım. Hiç utanmadım o ben çocuğu bırakırken. Ben bu yaşıma kadar tamam hata yaptım. Hepiniz beni yargılamayın. Seni yargılayamıyorum. Ben de çocuk yaşta buraya geldim. 19 yaşında buraya geldim. Ne hepiniz üstüme geliyorsunuz ya? Bir dakika Ayşe Hanım, bir dakika. Ne yaptın lan beni, hepiniz üstüme geliyorsunuz? Hayırdır? Ne yaptın o zaman çocuğu sen? Çocuğu ben de çocuk yaşta zaman buraya geldim. He? Sokaklarda kaldım. Zorlan mı evlendin sen? Evet doğru. Nişanlıya attım ten. Niye annem bize bilgi vermedi? Bana niye bilgi vermedi? Köyünde biliyorlar bunu başta. Hiç mi sana haber gelmedi? Annen onun için geldi Mersin'e düğünden sonra bir hafta evimize kaldı. Bağırmadan da konuşabilirsin Medine, bağırma. Fatma Hanım, Ayşe Hanım. Efendim. Ayşe Hanım. Efendim. Senin bu kızın ilk geldiği günden beri senden, ailesinden, kız kardeşinden, herkesten de çok şikayet etti. Bana hiçbir zaman sahip çıkmadılar. Yani bir nefret doluydu size karşı. Bu ne yaşadı bu kız ki sizin evinizde? Serap Hanım bir şey sorabilir miyim? Ben 19 yaşımdan beri ben Ankara'dayım, buraya geldim. Ben çocuğumla beraber sokaklarda kaldım. Yani herkes üstüme geliyor ama ben de bir cahillik yaptım. Yani keşke şimdiki aklım olsaydı dilenirdim.
sokakta kalırım, gene çocuğumu bırakmam. Babak bırakan bir insan olsaydım artık tecrübeye öğrendim. Bir çocuğumu, 3 tane çocuğumu, kızım, gene başka bir evlilik yaptım niye? Çocuğum için. Medine. Çocuklarım gene sokakta kalmasın diye. Hani ailem bana baştan beri sahip çıkmadı. Medine. He anne. Annem şey diyor. Kızım ben her şekilde senin arkandayım. Baban da arkanda, kardeşlerin de arkanda, her şekil. Sen hiç korkmana gerek yok, hiç şey olmana gerek yok. Ölüme kadar senin arkandayım. Herkes hata yapabilir. Herkesin başına gelen gelecek olan şeydir. Cahillik yaptım. 19 yaşıma kaldım. 19 sen bir cahillik yaptın. Ben senin ölümüne kadar senin arkandayım. Ben de çocuk yaşta cahilliği yaptım. Keşke de yapmasaydım. Buraya gelmeseydim. Çocuğu ben şimdiki şeyim olsaydı babasına bırakıp gelmeyi, keşke ona bırakıp da gelseydim. Bir hatadır yapmışsın. Hani hep yükleniyor ama hata bir kere olur. Ayşe Hanım, hata bir kere olur, 2 kere olur, 3 kere olur. Yani 4 tane daha çocuk yapılıyor. O çocuklar işte Sıddık'ın üzerine kaydettiriliyor. Niye boşanmadı Serap Hanım? Sonra bir dakika. Sonra gene bir adam giriyor hayatına. Şu anda yine hamile. Yani kızım bari sen bunları yapıyorsun. Git yakınında sağlık ocağı var. Devlet bu işlerin ücretsiz her türlü bilgilendirmeyi yapıyor. Bu kadar çok çocuk dünyaya getirmek matah bir şey değil. Bakamayacağınız kadar. Daha 25 yaşındasın. 6 senedir çocuk dünyaya getiriyorsun. Ya doğru. Daha önünde yılların var. Demek ki sen bir 10-15 tane daha yapacaksın bu akılla. Ya biraz o konularda sana kızgınız. Senin hayatın. Ama nikahlı bir kocan varken biraz sabır. Tamam Serap Hanım, ben hatalıyım. Demiyorum hatalı değilim. Ama o da boşansaydı. Kimden boşanacağım ben? Karşı taraf mı var boşanayım? Niye dava açmadı? Niye yoksunuz? Yoksunuz. Polislere teslim olduğuna niye demiyorsun böyle böyle? He? Hiç adresime niye kağıt geldi? Nasıl adresine? Senin karşısında. Adresin belli değil çünkü. Keçiören'de sürekli ev değiştiriyorsun. Bir evim rütbeli çıktım. Bir evim yandı. Ben Ada Pazarı'na gittim. Yalan söylüyorsun. Sen çocukla beraber nerede oturuyordun Ankara'da? O evi niye söylemiyorsun? Çocukla beraber kalmadık. Hayır, yalan söyleme. Komşuların söyledi bana. Yalan söyleme. O evden niye çıktın? Niye tek başına? Söyleyeyim? Gelince sokakta ben doğru oturdum. Ama çocukla beraber o sokakta o oturdum. Niye komşuların çocukla beraber oturuyordu diyordun? Bak şimdi Medine, senin ya da onun boşanma davası açması halinde ya sen açtıysan onun adresine, o açtıysa senin adresine tebligat gelmesi gerekiyor. Bu tebligatın ulaşabilmesi için de senin adresinin belli olması gerekiyor. 2 kere boşanan biri olarak da ben bunu söylüyorum. Tecrübeye dayanarak. Yani kanunen böyle. Sana diyelim ki dava açtı. Adresin belli değil. Sen açmışsın. O gelmiş. Sen gelmemişsin. Tamam ben de kabul ediyorum. 2017'de açtım. Peki davaya niye gelmedin? Ya unuttum. Ondan gelmedim. Unutulur mu böyle bir şey? Gerçekten. O zaman Medine suçlama onu. Medine. Niye boşanmadın diye. Ama ben açtım, o da açsaydı bana yollasaydı. Yavrum bak ne diyorum sana, adresin belli değil. Çünkü o evden o eve ikametgah yazdırıyor musunuz, ne yapıyorsunuz? O çocukların hiçbiri tabii babasının üzerine kayıt, kendi babasının üstüne kayıtlı olmadığı için o çocukların kimlikleriyle siz gittiğiniz semtlerde muhtarlığa gidip bir şey, bu bizim adresimiz, bu da çocuklarımız dediniz mi? Demediniz. Çünkü o çocuklar adamın değil. Yani kağıt üzerinde kimlik değil. Kimlik bildirme yapmaları gerekiyordu. Onun için evet. Sen açtın madem. Bu kadar önemli bir günü unutur mu insan ya? Bunu unutur mu? Adamı niye suçluyorsun şimdi? Gelmiş boşanmaya. Sen o oturduğun evin de adresini annem verdi bana. Gelinlik sokakta oturduğun adresi. Tamam annem vermiş işte. İşte yoktun orada. Evde de yoktun. Taşınmışlar. Ayşe Hanım'a gitmişsin. Efendim. Bak Medine. Annen diyor ki ben her türlü senin arkandayım. Madem bu kadar düzgün bir annen var, evlatlar ne yaparsa yapsın insanlar affedebiliyor. Tabii ki de öyle. Senin böyle bir annen var. Niye gitmedin ona? Niye alıp çocuklarına gitmedin? Annenin bu söylediğine şu anda güveniyor musun? Annen sana sahip çıkar mı? Bundan sonra ben çocuğumla karnımda gideceğim, annemin dizinin dibinde yaşayacağım diyor musun? Selam Hanım sonuna kadar arkanız, hepimiz arkasındayız. Ben Medine'den cevap bekliyorum. Ben sizden duyacağımı duydum. Siz düzgün bir, yani bir anne olarak ne yaparsa yapsın o benim evladım, sahip çıkacak. O başka. Aynen. Sen güveniyor musun? Ve sen bundan sonra hatalar yaptım ama yapmayacağım. Çünkü annem babana sahip çıkıyor. Demek ki bize daha önce söylediklerin doğru değil, bana sahip çıkmıyorlar. Sen annene güveniyor musun? Gidecek misin yanına?
Sözlü söyle. Görmüyor annen seni. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim diyor Ayşe Hanım. Onun yeri annesinin yeridir. Kimse annesi gibi olamaz. Onu annesi o kadar aradı ki 4 sene aradı. Nereye gideceksin? Buradan çıktın. Nereye gideceksin? O benim evladımdır. Kimse evladını atmaz kızım. Kendine akıllı ol. Gel benim dizimin dibinde otur. Bir olurken iki olmasın. Tamam, iki olurken üç olmasın. Şu anda ben hala hatalarından ders çıkardığını düşünmüyorum. Çünkü böyle bir teklife senin atlaman gerekirdi. Anacığım ben hata yaptım. Olabilir. Her insan hata yapabilir. Herkes ikinci, üçüncü şansı hak eder. Geleceğim bundan sonra dizinin dibinde. Yarın bugün boşanacağım. Ehli namus biri gibi gibi. Neyse o konuya bir virgül koyuyorum. Çünkü Kemal'le ilgili hafta sonunda yaptığımız araştırmalarda önemli bir bilgiye ulaştık. Şunu da hemen söylemek istiyorum. Çok merak ediyordum. Acaba o tarihlerde Keçiören civarında, o civara bırakılan çocuk sadece bir tane mi? Çünkü olur ya karıştırılır, kıyafetler de tutmadı vesaire. Hayır efendim, o dönemde bir tane Kemal değilmiş. Bunu sosyal güvenlik yetkilisinden Hasan Bey öğrendi. Çok kısacık bir cümle çünkü Ankara'ya bağlanacağım. Muhabirimiz Eren orada. Onun da vereceği çok önemli, çok çok önemli bir bilgi var. O tarihlerde yani küçük Kemal'in annesi Medine tarafından sokağa terk edildiği tarihte Şubat ve Mart aylarında birden fazla o yaşlara yakın çocuğun aynı Keçiören'de o mıntıkaya bırakılıp Atatürk Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildiğine dair bilgiyi aldım. Ama yarın itibariyle onun sayısını da netleştireceğim dedim. Bu çok önemli bir bilgi. Bu çok önemli çünkü şimdi Ankara'ya bağlanıyoruz. Muhabirimiz Eren karşımda. Eren çok önemli bir bilgiye ulaştı. Bunu dinlerken tüyleriniz diken diken olacak biliyorum. Ama Hasan hocamın söylediğini yabana atmayın. Hani seyirciler diyor ya tamam o Kemal'di bravo. Tamam konuyu kapatın. Hayır efendim o kadar kolay olmuyor. Bir şeyleri netleştirmeden budur demek bize yakışmaz. Eren merhaba. Hafta sonu ulaştığın bilgiyi bizimle paylaş lütfen. Serap Hanım merhabalar, iyi yayınlar. Hafta sonu bize de gelen önemli bir ihbarı biz burada değerlendirdik ve bu ihbar doğrultusunda Ankara'da bir adrese ulaştık ve bu ulaştığımız adreste de kapıyı çaldığımızda bir aile bize kapıyı açtı ve kendileriyle çok net bir şekilde röportaj yapmayı ya da yayınımıza çıkmayı istemediği için bizlere bilgilendirme yaptılar. Çok kısa bize anlattılar. İlk olarak az önce Hasan hocamızın da söylediği gibi net bir bilgi var. Bu ailemiz de yaklaşık 4 sene önce 2 yaşlarında bir erkek çocuğu Keçiören'de bulunduğunu iddia eden bir erkek çocuğu evlatlık ediniyorlar. Ve biz bu soruyu onlara yönelttiğimizde bu çocuğu bulduğunuzda çocuk esirgeme kurumundan size ne gibi bir bilgi geldi diye yönelttik sorumuzu. Ailenin bize söylediği çok net bir şey vardı. Evet Keçiören'de 4 yıl önce 2 yaşlarında bir erkek çocuğu bulundu diye bir bilgi gidiyor bu aileye ve bu ailede o çocuğu evlat ediniyor. Yani Keçiören'de 2 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, erkek çocuğun velayetini almış, kendi nüfusunu almış bir aileye ulaştık biz de Serap Hanım. Evlat edinmişler. Evlat edinmiş, evet Serap Hanım. Eren, bu apartmana gittin, gördüğün manzara, eğer ya her kimse o çocuk. O bir kere o ailenin ellerinden öpüyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü evlat edinenler kendileri dünyaya getirmeyip biyolojik annesi babası olmadıkları halde yıllarca evlat hasretiyle yanıp tutuşup sosyal hizmetlerde yıllarca sıra bekleyip sonra o evladı öyle bir bağırlarına basıyorlar ki gerçekten pek çok biyolojik anne babanın yapmadığını yapıyorlar. Bir kere onların ellerinden öpüyorum. Bu bir. O çocuk Kemal'dir değildir. O kısmına gelmeyeceğim. Ama bu çocuğun yaşadığı ev standart olarak o kişiler, aile nasıldı sence? Nasıl bir izlenim edindin? Serap Hanım ilk olarak şuradan başlayayım ben de. Sorumda şöyle cevap vereyim. Biz ailenin kapısını çaldığımızda bu durumu anlattığımızda kendilerine tabiri caizse anne yıkıldı diyebiliriz. Ağlamaya başladı. Biz aileyi sakinleştirmeye başladık. Benim uzun yıllar çocuğum olmadı. Ben artık oğluma çok alıştım. Onu benden koparamazsınız. Yani ve bu net bir bilgi değil. Kemal olup olmadığına yönelik net bir bilgi yok. Sadece az önce de söylemiştim. Hasan hocamızın da belirttiği gibi o tarihlerde Keçiören'de 2 yaşlarında çok fazla çocuk kayboluyor.
bunun Kemal olma ihtimali üzerinde duruluyor tabii ki ama net bir bilgi kesinlikle yok. Ama aileye yönelik sadece şunu söyleyebilirim. Tipik bizim Türk ailemiz gibi diyebiliriz. Hepimizin anneleri gibi, hepimizin babaları gibi. Çok sevdiklerini sadece gördüm ama biz çocuğu ne yazık ki göremedik. Zaten balkondan görüşebildik kendileriyle. Aşağıya inmelerini rica ettik ama sosyal mesafeden dolayı balkondan konuşmayı tercih ettik biz de. Kadının çok yoğun bir şekilde ağladığını size tarif edebilirim Serap Hanım ben. Benden oğlumu almayın, ne olur benim oğlumu almayın, ne olur benim oğlumu almayın diye bize sadece söyleyebildiği belli başlı kelimeler vardı. Çünkü kadın da şoka girdi Serap Hanım bu bilgi karşısında. Ben onu 4 yıldır kendi oğlum gibi yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim diye büyüttüm ve çok değer vererek büyüttüm diye şeklinde bizimle konuştu Serap Hanım. Ana o! Ana o! Annelik duygusu o, babalık duygusu o. Kimse kusura bakmasın. Doğurdunuz diye, biyolojik baba oldunuz ya da karnınızda çocuğu taşıdınız diye anne baba olunmuyor. Eren, eklemek istediğin bir şey var mı yavrum? Serap Hanım, bize yayın hattımıza, ihbar hattımıza gelen çok fazla telefon var. Biz de şimdi yayından sonra kameraman arkadaşım Oktay Açık'la birlikte bu ihbarları değerlendireceğiz ve çocuğun Kemal olup olmadığını netleyip size net bir bilgi vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Bu arada o ailenin yanındaki çocuk Kemal veya Ahmet veya Mehmet her kimse çocuk için en doğrusu olmuş. Onun için gerçekten en onun menfaatine olan şey olmuş belli ki. Öyle ya da böyle bırakılmış yuvaya. Onun da bir önemi yok. Ama benim özellikle Keçiören üzerinde durmamın sebebi buydu. Orada o dönemin en köklü, belki de en büyük, benim çocukluğumdan hatırlıyorum. Hala öyle. En büyüğü. Çünkü şey yapardık, böyle gidilir ziyaret filan edilirdi. Bayramlarda öncesinde babamız, annemiz bizi götürürdü. Bakın çocuklar böyle işte onlara filan, onlara sarılırlardı anne baba diye. Ben çok çok iyi hatırlıyorum. Özellikle o bölgeye de çok fazla çocuk terk edilirdi. Çünkü oraya götürülsün diye. Şimdi Hasan Bey'in söylediği şey çok kıymetli. Bu bilgiyi yarın netleştireceğiz ya da sayısını netleştireceğiz. Yani 2016 yılının Şubat-Mart aylarında, çünkü onu da net olarak söyleyemiyor. Şubat'ın sonu, Mart'ın başı, Şubat'ın ortası, Mart gibi şeyler. Şubat-Nisan arasını ben araştırdık. Net sayı gelecek. Yani 1-3-5 değil yani. Bir sürü çocuk bırakılmış. O dönemde o Keçiören bölgesinin, o işte dediğimiz yurda yakın olan yerde. Onun Kemal için, hangisi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Onun için biz Cuma günü burada efendim sevinç çığlıkları atmadık. Yoksa biz de bilirdik. Ah Kemal bulundu, yaşasın şak şak şak. Hayır, biz size doğruyu sunmakla görevliyiz, yükümlüyüz. Bu bizim sorumluluğumuz. Bir aileyi, bir kere babayı burada boşu boşuna umutlandırmamamız gerekiyor. İki, çocuk gerçekten o mu? Tam olarak bilmemiz gerekiyor. Bakın aklınıza gelen soru. Yahu o dönemde peki bir tane mi çocuk bırakılmış? Soruyor, yetkiliden öğreniyor. Sağ olsun Hasan Bey. Hayır, birden fazla. Hatta ikiden bile fazla olabilir. Mart'la Nisan ayı arasında tam da Kemal'in bırakıldığı döneme denk geliyor. O yüzden bunu, sayısını en azından yarın netleştireceğiz. Ama bu aileye de sahiden kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Allah hayrını göstersin size o çocuğun. Ve anne baba olmanın sadece doğurmak ya da onun biyolojik babası olmak gerektiğini, gerekmediğini de bize gösterdikleri için. Sevgili seyirciler, süremizin sonuna geldik. Sizler de Cuma gününden beri Kemal bulundu diye çok seviniyorsunuz ama biz o sevinci biraz daha ötelemeyi düşünüyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi değil olaylar. En azından Eren'in aldığı bilgide evet, Kemal'in tarifine uyan bir çocuk var. Ama Hasan Bey'in görüşmelerinde de aynı tarihlerde birden fazla, hatta 4-5 bile olabilir sayısı, başka çocukların da aynı yaşlarda bırakıldığına ilişkin bilgilerimiz var. Bunları da yarın netleyeceğiz. Efendim, gününüzün geri kalan kısmı çok güzel geçsin. Yarın saat 13.15'te yine Star TV ekranlarında buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın efendim. Allah'a ısmarladık.